Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Herkese merhaba, programımıza hoş geldiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Trabzonspor artık şampiyonluğa çok ama çok yaklaştı. Önceden Nisan, Mart, Mayıs bunlar konuşulurdu şampiyonluk ilanları için. Ama bence bundan sonra olağanüstü bir durum söz konusu olmadığı sürece Trabzonspor bu işi bırakmayacak. Peki ikinci kim olacak? Bence asıl sorulması gereken soru bu. Fakat elbette ki Trabzonspor'da teknik heyet Abdullah Avcı, Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağoğlu ve yönetim kurulu bu tür yorumlara mesafeli yaklaşıyorlar. Çünkü birden şampiyonluğun ilan edilmesi ya da Trabzonspor'un şampiyon olarak gösterilmesinin takıma zarar verebileceğini düşünüyorlar. Ama bir de görünen gerçek var. Bu aşamadan sonra hangi takım Trabzonspor'u yakalayabilir? Matematiksel olarak elbette ki mümkün ama güç dengesine ve ortaya konulan oyuna baktığımızda bu mümkün mü? Buna evet diyebilmek mümkün değil bence. O bakımdan Trabzonspor çok ama çok yaklaştı hedefine. 36-37 yıllık bir özlem var. Dün çok hırslı oynadıklarını, ön bölgede rakibi nefes aldırmadan baskıladıklarını gördük. Mbakame yine farkını ortaya koydu ki onunla bir sözleşme yenileme meselesi var. Buna da değineceğiz. Doğukan Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı. Doğukan Beşiktaş'ta oynamıyor ya da verilen şansları iyi değerlendirmiyor eleştirilerine maruz kalmışken Trabzonspor'da birden Abdullah Avcı'nın hemen hemen her mevkide oynattığı joker bir oyuncu haline geldi ve full performans veriyor. Cornelius sadece gol yollarında etkili bir oyuncu eleştirisine maruz kalırken dün baskı yaptı. Gitti rakibini normal nizami oyun kuralları içerisinde topu kazandı rakibinden. Bir de topu kazandığı rakibinden ki olmayacak bir pozisyonda bunu yaptı. Harika bir çalımla sıyrıldı. Düzgün bir vuruşta tam bir golcü vuruşuyla golünü attı. Yani ön bölgede hemen hemen her oyuncusundan eşit, hemen hemen her oyuncusundan fazlasıyla performans alan bir takım Trabzonspor. Bu anlamıyla baktığımızda iyi bir planlama yaptığını görüyoruz teknik ekibin ve transferde yönetimin. Bir Trabzonspor efsanesi Sayın Hüseyin Tok bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar dilerim ben de hocam. Sağ olun. Şimdi hocam tabii bu şampiyonluk meselesine mesafeli yaklaşıyor hala. Bunu da anlıyorum niçin böyle davranıldığını ama artık daha net, daha açık, daha rahat bir biçimde bunu telaffuz etmekte bir beis yok herhalde değil mi? Ne dersiniz? Ya, tabii ki bu son iki maç bilhassa Konya ve Alanya maçı. Çünkü Konya en yakın rakipti. Onu yendikten sonra hem de ilk güzel bir oyundan sonra en tehlikeli deplasman olarak da Alanya'ydı. Çünkü Trabzonspor Alanya'ya karşı bu Alanya'nın lige çıktığından beri Trabzonspor en fazla puan kaybettiği takımdı Alanya. Biraz ters geliyordu. Kendi sahamızda yani kendi sahasında ve dışarıda çok puanlar en çok puan kaybettiği takım Alanya Spor'du. Bu maçları çok iyi oynayarak geçmesi tabii camiada büyük sevinç yarattı. Herkes taraflı tarafsız artık bu işin nihayetinde sonucuna doğru gelindiğini belirtiyor. Tabii Başkan ve Abdullah Avcı'nın böyle yaklaşması, daha temkinli yaklaşması çok doğru bir sonuçtur. Çünkü bize şampiyon olduk diyerek futbolcuların gevşemesine, rahatlamasına, taraftarın da bu kadar canlı ve ilgisinin azalacağına sebep olabilir. Onun için matematiksel olarak da bitmeden oldum demek yanlış olur. Yani yetkililerin yanlışı olur. Ama tarafta bu konuda zaten görünen bir şey var. Onlar bu konuda çok daha eminler Trabzonspor'un şampiyon olacağına. O açıdan Trabzonspor matematiksel olarak iyi ama peki futbol tarihinde en erken şampiyonluğu ilan edebilecek bir takım hüviyetinde her günde üzerine koyarak da devam ediyor. Evet. Tabii bu da büyük bir başarı. Keşke bu başarı yıllara yayılsaydı. Çok uzun süredir en son sizin oynadığınız dönemde değil mi hocam? Şampiyonluk kutlaması yapıldı. En son 36 mı 37 mi oluyor hocam? Yıl olarak. Evet 38 herhalde oluyor. 38 oluyor. 83-84. 83-84 en son şampiyonluk oradaydı resmi olarak. Ama biliyorsunuz bu arada Trabzonspor'un çeşitli nedenlerden dolayı şampiyonlukları veya da hakem hataları diyelim bunlar oldu. Bu açıdan Trabzonspor'un bu seneki şampiyonuna bu 38 yıl geçtikten sonraki şampiyonuna çok daha taraftarın çok daha ilgi göstermesi, heyecanlanması bu biliyorsunuz Trabzon kentinin bir spor kenti olduğunu, Trabzonspor'un da bu
bu kente çok şeylerin kattığını herkes biliyor, Trabzonlar da biliyor. Bu açıdan çok daha muazzam bir taraftar kitlesinin desteğiyle beraber, heyecanıyla beraber bütün Türkiye değil, dünyadan insanların maçlara geldiğini görüyoruz. Bu açıdan bu şampiyonluk ve bundan sonraki olacak maçlardan, gelecek maçlara, gelecek yıllarında sinyallerini veriyor. Akıllı davrandıktan sonra bunun da yapılanmasını yapıyor Abdullah Hoca ve yönetim. O açıdan da iyi bir planlama oluyor. Gelecek yıllarında en büyük favorisi, yani şampiyonluktaki en büyük adayında Trabzonspor olduğunu da söyleyebilirim. Ki dediğiniz gibi hocam, cuma günü oynanacak maç için şimdiden bilet kuyrukları oluşmuş. Müthiş bir ilgi var. Sadece Trabzon'da değil, yurdun değişik yerlerinden ve yurt dışında yaşayan Trabzonlar, ya, Trabzonsporlar. Evet, biliyorsunuz Türk Hava Yolları bile uçaklar, ek seferler koyuyorlar. Hem Trabzonlular Trabzon hasretini gideriyorlar, hem yemek içmek, yani bu Trabzon'un özel yemekleri olsun, onlardan tatmak, memleketini görmek, hem bu arada Trabzonspor'u da seyretmek, bu heyecanı yaşamak için. Yani ben de vardım Trabzon'da, Trabzon şampiyonluğunda benim de emeğim var, ben de bağırdım falan gibi bu şekilde geliyorlar. Ama şu anda şöyle düşünmek lazım. Trabzonspor artık daha önce az evvel size bahsettiniz, iyi top oynamayarak maçları kazanıyor ama artık Trabzonspor bu stresini futbolcu üzerine aldı. Artık coşkuyu da açtı. Bundan sonraki maçlar çok daha heyecanlı. Aynı Konya ve Alanya maçı gibi önde baskılar yaparak buradan çıkmak, buradan sonucu almak için daha göze hoş gelen futbol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü burada Abdullah Hoca çok iyi bir şey yaptı. Devre arasında 2-3 tane net oyuncu aldı. Hem Kuvasi'yi aldı, hem Biskay'ı alarak hücumdaki bu şeyi, tek adamlık şeyini kırdı. Bilhassa bunda Vakayeme'nin, tabii burada şeyi de var, Vakayeme'nin transferi de var ama en önemlisi bana göre önceki maçlarda savunma yönü çok zayıftı. Hiç gelmiyordu. Sağ tarafta Canini hiç gelmiyordu. Ne oluyordu Trabzonspor'a? En çok orta atılan takım oldu Trabzonspor. Yani sağda solda geliyor, sağdan soldan devamlı ortalar yaptı. Ha, kalecimiz çok iyiydi, bunları kurtardı. Ama şu anda iki maça baktığımız zaman Vakame'nin nasıl geri savunma yaptığını, diğer tarafta Viska'nın nasıl sağ beke kadar geldiğini, Vakame'nin sağ sol tarafa gelerek bekin önünü kapattığını ve hücumda da aynı etkinliği yaptığını görüyoruz. Bu da rekabet ortamının ne kadar iyi, önemli olduğunun da bir göstergesidir. Bu çok önemli bir istatistik. Ben bu açıdan hiç bakmamıştım hocam. Daha doğrusu tespit bu. Şimdi Trabzonspor'da ileri uçta, kenarlarda oynayan oyuncular savunma işlevini yeterince yerine getirmediği için, en azından gittiklerinde rakip de geri dönmedikleri için Trabzonspor kenarlardan çok fazla atak yiyor ve ligin en çok orta yaptıran takımı oldu. En çok orta yaptıran takımlarından bir tanesi, öyle mi? Ya bir maça bakıyorsun, yani sağ bekler milli olmuş, sol bek milli olmuş. Hı-hı. Niye oldular? Takip edilmiyor. Geldiler orta yaptılar, geldi orta yaptılar. Ha, bunun karşında belki gol atamadılar ama kalecinde her zaman, yani bu kadar iyi kalecinde her zaman çıkmayabilir yani. Bu açıdan onun için Abdullah Avcı kendi sahasında oyunu kabul ediyordu. Kendi aslında çok pas yaparak top bende kalsın, takımında kalsın diyerekten kontrataktan gole gidiyordu. Bu açıdan da bir gol, iki gol atarak, yani veyahut da bir golle beraber herkesin in yürek çık yürek olduğu maçlarda sıkıntı oydu. Ama şimdi bu oyuncuların da baklar, öyle kolay değil bu iş artık. Rekabet ortamı doğdu. Ben de Kovacic de çok iyi futbolcu. Yani bunun bu takımda yer bulamıyor. Ama mühim olan şurada Abdullah Avcı sezon başında dediği gibi, benim de Türk futbolundan alacağım var. Trabzonspor'un da Türk futbolundan alacağı var. Tam istediği gibi, düşündüğü gibi, hayal ettiği gibi bir takım oluşturdu. Biraz zaman aldı. Taraftarı da buna alıştırdı. Şimdi bunun meyvelerini yiyecek. Bu takımda oynayan oyuncular da zevkle oynamak çok önemli. Yani ben çıkıyorum bu hamşikten, Vakame'yle Bekatas'tan oynuyorum. Diğer futbolcular adına söylüyorum. Bu büyük bir zevk, büyük bir onurdur. Abdullah Hoca adına da böyle bir takımı çalıştırmak, hakikaten bu takımı o oluşturdu. Bu takımından zevk almak, zevkle beraber çalıştırmak. Abdullah Hoca'nın ağzından duyduk. Ben İstanbul'da duramıyorum. Hem bir an evvel Trabzon'a gelmek istiyorum. İzinli olduğu zaman bile bir an evvel Trabzon'a gideyim, takımın başına gideyim. Bu çok önemli bir duygu. Ve futbolculara da aynı duygu. Oynayan, oynamayan bütün herkes bir golde nasıl birbirine kucaklaşıyorlar. Takımdaşlarının çok güzel bir örneğini veriyorlar. Bu da Trabzonspor'un gelecek için çok umut vaat eden bir
durumudur. Şimdi teknik direktörlük performans adına söyleyebileceğimiz şu da var bence hocam. Galatasaray maçında rakibe göre, Galatasaray maçında başka bir anlayış, Alanyaspor maçında başka bir anlayışı ortaya koyuyor. Aynı takım bu. İki farklı stratejiyi sahada başarıyla uygulayabiliyor bence. Evet. Bu aslında rakibi analiz etmek, rakibe göre elindeki malzemeyi maksimum ölçüde kullanmak başarısını da gösteriyor bize. Dün sizin de ifade ettiğiniz gibi nefes aldırmadan oynamaya çalıştı. Alanyaspor önde baskı yaptığın zaman hataya müsait bir takım mı? Bunu gördük. İşte dönen topları hep Trabzonspor kazandı baskıdan dolayı. Öyle etkili ortalar oldu ki, daha doğrusu kaleyi düşünen bütün Trabzonsporlu oyuncular kaleyi düşündüğü için kaleyi düşünen bir Trabzonspor ikinci topa da gitme başarısı gösterdi ki bence Dorukhan'ın kafayla attığı gol ikinci top başarısıdır. Cornelius çok eleştiriliyordu. Sadece topu ayağına aldığında var diye. Ama dün gitti rakip takım oyuncusuna baskı yaptı. Aldı. Çekti topu. Rakibi gönderdi ters tarafa. Çok düzgün bir vuruş yaptı. Yani ben Abdullah Avcı'nın şunu yaptığına inanıyorum. Alanyaspor nasıl top oynuyor? Alanyaspor izin verdiğinizde efektif bir takım olabiliyor. Kenarları iyi kullanıyor. Çok hızlı hücuma 1-2-3 pasla belki alanı kırarak, yani ikinci bölgeyi doğrudan geçerek uzun toplarla gidebiliyor. O yüzden biz bunlara nefes aldırmayalım. Basalım önde. Zaten skor yapan, gol pası veren çok sayıda oyuncumuz var demiş ve bu plan da tuttu. Öyle mi hocam? Evet, yani şimdi tabii Alanyaspor'un bu şekilde oynadığını, kaleciden oyunu başlattığını, ceza sahasından sağ bek, sol bek, sol bek işte stoperi falan, sola falan gibi bunları daha önce de yapıyordu. Ama diğer hocalar da yapıyordu. Ama bak, dünkü olay Trabzonspor'un bu konuda net 6 kişiyle önde basması, öyle gerileme. Diğer takımlar da yapıyor ama bir top kapmadı. Alanyaspor hep bunda başarılı oldu, yani çoğunlukla başarılı oldu bu sistemde ve bunda da ısrar ediyordu hoca. Ama Trabzonspor bu kırmızı geriden başlamayı üzerine çok önemli 6-7 kişiyle beraber baskı yaparak toplar kazandı. Ha, burada birinciyi kazandın, kaybettin. Alanyaspor burada ikinciyi yapmam. Ben uzun oynarım. Bu riske daha girmem gibi. Beni çünkü çok buradan çıkamıyorum ben. Bu işe, ama hocanın burada kendi Alanyaspor'un hocasının taktik olarak düşüncesi bu şekildeydi. Her takımda, yani illa baskı yaptığında da her iki pozisyonda 3 tane gol atacaksın diye bir şey yok. Ama Trabzonspor bunu çok iyi yaptı. Çok dengeli. Dorukhan'ın attığı gol süper bir gol. Yani onun oraya topu çevirmek çok önemli. Zaten şu andaki görünmeyen kahraman bence Dorukhan'dır Trabzonspor'da. Çünkü hem orta alanda hem sağ bekte aynı performansı gösteriyor. Bence sağ bekte daha çok iyi oynadı Konya maçında. Orta sahada biraz yaratıcılığı biraz zayıftır Dorukhan'ın ama mücadele gücü çok yüksek. Sağ bekte bence daha iyi oynadı. Bu da hocanın elini rahatlatıyor. Çok elini kuvvetlendiriyor. Şimdi Trabzonspor hoca da, şimdi futbolda şöyle vardı. Şimdi öyle bir an olur ki elinde fazla adam oldu. Şu anda Trabzonspor'da düşün, şimdi Hamşik'ten Abdülkadir Ömür olsaydı kim oynamayacaktı? Ama bunlar birisi sakat, birisi hasta olduğu için oynamadı. Hocanın hiç bunların varlığından hiç kimse bahsetmiyor şimdi. Diğer elemanla oynadığı oyuncuların, yani kalite, takım kadro genişliğinin verdiği avantajı çok iyi kullanıyor. Şimdi bu hafta mesela Abdülkadir'le Hamşik geldiği zaman sıkıntı, ama burada mühim olan buradaki oyuncuların, yerli oyuncunun olması, ayrı bir 3 tane oynatmak farklı bir sıkıntı var. Bir de böyle elinde çok oyuncu olduğum, bunların hepsini hazır tutmak lazım. Bence kupa maçları da var. Yani bu önümüzdeki hem kupa hem ligde bu oyuncuları hep oynatarak, hep takımda hazır olmaları, antrenmanlarda bu şekilde yaptırarak, yani futbolcu da bu konuda çok akıllı davranacak. Çünkü Trabzonspor şampiyonu, yani bu da küsmenin, kapris yapmanın hiçbir kimseye faydası olmayacağını ve hocanın da bunlara prim vermeyeceğini de biliyorlardır. Onun için bu takımın sezon sonuna kadar bu zevki çıkarmalarını futbolcular için en büyük avantaj. Sayın Hüseyin Tok bu önemli tespitleri yaptı Trabzonspor adına. Hocam Vakame ile sözleşme yenileme konusunda sorun yok galiba, değil mi? Ben böyle görüyorum. Sizin edindiğiniz bir bilgi var mı? Yok, yani ilk başta çok yüksek bir fiyattan dolayı 4 milyon civarında rakip Arabistan'dan bir yerden, Orta Doğu'dan bir yerden para teklif edildiği yazılıyordu. Yani bu parayı Trabzonspor biraz veremeyeceğini düşünerek biraz geri durdu. Ama son 2-3 haftada Vakame'nin de gösterdiği performans hakikaten, yani bunu artık elini kuvvetlendirdiği için Trabzonspor burada fedakarlık yaparak Vakame'yi bu hafta içinde zannederim ki anlaşma sağlayacaklar. Vakame'nin eli şu anda çok kuvvetli. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir başka detay yoksa. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bir Trabzonspor efsanesi teknik direktör Hüseyin Tok bizimle birlikteydi.
Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Az önce Trabzonspor'dan bahsettik. Abdullah Avcı bakalım. Kazanılan 4-0'lık Alanyaspor maçın deplasmandaki maçı nasıl yorumlamış? Öncelikle bugünkü rakibimiz Alanyaspor'la ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Birincisi lige çıktığından itibaren yaptığı transferlerle, kadrosunda bulundurduklarıyla, oynattıklarıyla, sattıklarıyla ve satıp yerine koyduklarıyla da aynı zamanda bir futbol kültürü, bir oyun kültürü de oluşturup ve bu yarışın içinde ligin yukarılarını zorlayan bir takım olması açısından ve ligimizin farklı formasyonlarında oynayan takımlar olmasından dolayı bir kere Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Her bölgede planları olan bir takım. Biz de bugün hazırlanırken özellikle savunma bölümünde bir rakibin oyun kurma opsiyonları var. Üçüncü bölgede nasıl baskı yapacağız? Kenar oyuncularla baskı yapıp özellikle merkeze yönlendirip orada şiddetli baskı yapmaktı bütün planlarımız. Ve bundan özellikle oyunun başında goller bulduk. Bazen planlar yaparsın, sahada çalışırsın ama maçta karşılığını alamazsın. Bugün itibariyle baktığında bunun karşılığını aldık. Zaman zaman baskıyı rakip bunu yapabilen bir takım kıracaktı. İkinci bölgede merkezi kapatıp kenarlara nasıl yönlendireceğiz? Bazen bundan da çıkacaktı, çıktığı da oldu. Özellikle birinci bölgemizde bizim kenara indiklerinde merkeze çıkardıkları vardı. Burayı nasıl kapatacağımızı da. Üç bölgeyi de savunma anlamında santim santim çalıştık. Ve bazen skor alırsın, oyun seni memnun etmez ama skor seni memnun eder. Bugün hem skor hem de bugün çalıştıklarımızın karşılığını oyunun içinde görmek ve bunu almak bu bizi daha mutlu etti. Topa sahip olmada rakibin bizi baskı yapacaklardı. Bu baskıyı nasıl kırabiliriz? Özellikle Uğurcan'ın ayağının ve önde benim 3 oyuncumun koşu yapan, tutan, indiren oyuncumun olması da direkt oyunu bugün itibariyle tercih ettik ve bundan da gol bulduk. Onun için bugün sahanın bütününe baktığında ilk yarı itibariyle harika bir Trabzonspor vardı. Bunun karşılığını aldık. Rakibi hiç devreye sokmadık. 4 tane attık. 4 tane de net kaçırdık. İkinci yarı itibariyle baskıyı yapmadan koşu mesafesini biraz daraltarak ikinci bölge bekleyip merkezi kapatıp hem biraz daha topa sahip olmayı hem de geçişlerde kullanmayı düşündük. Bunda zaman zaman başarılı olduk, zaman zaman olamadık. Bütününde dediğim gibi çalıştığımızın karşılığını aldık. Evet, geçen hafta bir ifade kullanmıştım. Şampiyonluğun pırıltıları pırıl pırıl gözüküyor ama daha bugün bir maç daha kazandık. Bir daha hiçbir şey kazanmadık. Trabzon sevdalılarına, taraftarlarına bu galibiyeti hediye ediyorum. Cuma günü Kayserispor'la içeride oynayacağımız bir lig müsabakası var. Salı günü de Antalyaspor'la oynayacağımız kupadaki çeyrek final var. Onları gene bütün tribünleri doldurmayı, Trabzonsporlularına, kulüplerine, taraftarlarına oluşturdukları bu güzel kültürle, destekle, pozitif destekle devam etmelerini rica ediyorum. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Alanyaspor iyi bir takım. Onlara başarılar diliyorum. Trabzonspor dediğim gibi sevdalılarına bugünkü galibiyeti armağan ediyoruz. Büyük bir adım daha attık. Her seferinde daha fazlasını isteyerek, daha fazla galibiyet alarak, daha iyi oyunlar oynayarak, daha şiddetli koşullar yaparak, daha iyi savunma yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Abdullah Avcı'yı dinledik. Fenerbahçe bölümümüze geçiyoruz. Değerli İncer, Fenerbahçe dün 2-0 kazandı Hatayspor karşısında. Tabii genç oyuncuların forma giymiş olması Fenerbahçe'yi bu alınan skordan daha çok sevindirdi. Özellikle Arda'nın biliyorsunuz son Slavia Prag maçında da oynamıştı. Sonradan oyuna girdi ve başarılı bir performans sergilemişti. Elbette ki onunla birlikte Çağatay Kuruk kalıbın da forma giymiş olması cesur bir davranış bu İsmail Kartal açısından baktığımızda başarılı ve güveni, özgüveni yüksek bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Onun da gösterdiği performans Fenerbahçeleri fazlasıyla sevindirdi. Serdar Dursun penaltıdan önce ıslıklandı ama penaltıyı ilginç bir penaltı vuruşuyla gole çevirdikten sonra da alkışlandı. Çıkarken de alkışlandı. Tam anlamıyla Alman disiplinine yetişmiş, Bundesliga 2 gibi dünyanın en zor ikinciliklerinde gol krallığı yaşamış ve yıllardır istikrarla oynayan bir oyuncu. Bence Serdar Dursun görev verildiğinde bunu fazlasıyla, yani potansiyeli neyse bunu fazlasıyla yapan, bu anlamıyla standardını koruyan bir futbolcu. Sakatlıktan da çok çabuk dönmeyi başardı. İradesi nedeniyle başarılı bir futbolcu. Ama elbette ki Fenerbahçe'nin ülke puan açısından da bu hafta oynayacağı rövanş maçında Slavia Prag karşısında Çekya'da başarılı olması gerekiyor. İsmail Kartal da maçtan sonra yaptığı açıklamada buna vurgu yaptı. Öncelikle
Bu akşamki maça Slavia maçından 9 oyuncumuzdan yoksun çıktık. Daha doğrusu rotasyona gittik. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Oyuncularımızda yaptığımız toplantılarda bir de gözlemlediğimiz kadarıyla bir de yoğunluklarına baktığımızda bazı oyuncularımızda ufak ufak sinyaller vermeye başladılar sakatlık anlamında. Hem onları dinlendirmek hem korumak hem de ikinci maçın daha güçlü bir şekilde daha dinlenik, daha zinde, daha fresh çıkabilmemiz için böyle bir rotasyona gittik. Bu rotasyona giderken de gençlerimiz de bugün ilk 11'de oynattım. Çünkü onlar da bizim A takım oyuncusu olduğu için hem Fenerbahçe hem Türk futbolunun geleceğine inandığımız oyuncularımızdı. Bu akşam onlar için bir test maçıydı, bir referans maçıydı. Çok güzel bir referansları var şimdi ellerinde. Çok güzel bir sınavı geçtiler. Onlar da bu takımın ne kadar önemli ve geleceği olan bir oyuncu olduklarını bu akşam gösterdiler. Sonuç olarak bu oyuncuları kazanarak takımdaki oyuncu kalitesini, kadro derinliğini de geliştirmiş olduk. Bu akşamki ortaya koydukları performanslarından dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Sonuç olarak dengeli oynadık bu akşam yine. Neyi planladıysam gollere kadar dahil, oyuncu değişikliklerine kadar her şeyi planlamıştım maçtan önce. Hepsi bir karşılık buldu bu akşam. Sonuç olarak hak ettiğimiz bir oyunla, bir mücadeleyle daha çok pozisyonlara da girdik. Net pozisyonlarımız vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Olmadı. Ama bu takım ikinci bölge savunmasını iyi yapan takımlardan bir tanesi ülkemizde. Kazandıkları topla da sürekli arkada yakaladıkları boş alanları değerlendirip hızlı hücumla kontraya da hızlı çıkan bir takım. Kazandıkları maçların birçoğunu böyle kazanıyorlardı. Bununla beraber antrenmanlarda yaptığımız taktik çalışmalarımızda oyuncularımıza bunları anlatmıştık, gösterdik, çalıştık. Ama buna rağmen onların da 2-3 tane etkili ve tehlikeli kontra atakları oldu. Altay da bu akşam çok iyi oynadı. Sonuç olarak yine söylüyorum, bugün haklı bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatay Spor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hocam, Suya Gören Adol Ajansı tebrik ederim. Rotasyona gittiğinizi söylediniz. Özellikle Arda'yı sormak istiyorum. Arda ve Çağatay bugün nasıl performans gösterdi size göre? Rotasyonda da şunu merak ediyorum hocam. Bu oyuncular Prag maçından dolayı mı bugün ilk 11'deydi? Yoksa daha sonra da görmeye devam edecek miyiz Prag maçından sonra? Rotasyon demek, biz teknik direktörlerin görevi oyuncularınızı iyi gözlemlemeniz demek. Ne kadar yorgun, ne kadar maçta ne verebileceğini, sakatlık risklerini ortadan kaldırmak için bütün oyuncular bizim için hepsi değerli. Onları da oynatacaksınız. Hem takım içindeki rekabeti artırmak, hem bir sonraki maça oynatmayı düşündüğünüz oyuncuları koruyarak daha güçlü çıkabilmek için o şekilde bu rotasyonu ektim ve 9 tanesini oynatmadım bu akşam. Yani ben antrenörlük hayatımda hiçbir zaman yani az oyuncuyu oynatayım ya şöyle böyle yani onlara asla bahanelere girmem. Genç oyuncuları da oynattım. 9 tane oyuncumu bugün oynatmayarak da bir cesaret gösterdim. Niye? Çünkü oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Güvendiğim için, onlara inandığım için ben bu rotasyona gittim. Onlar da bir karşılık verdiler. Bu akşam da güzel bir galibiyette bu geceyi kapattık. Burak Kabaca'nın birazcık daha özgüvenli oynamasını istiyorum. Çünkü bu potansiyel kendisinde var. Hala bir tedirginlik var kendisinde. Rahat ol. 2-0 galibiz. Kendin gibi oyna. Rahat ol. Çalım at. Driplik yap. Rakibin üstüne gitti. Sürekli kendisini bu konuda uyarıyorum. Bunları da aşarsa Burak Kabaca'yı da yakında takımda görebiliriz. Öncelikle bu akşam yine söylüyorum. 60 küsürüncü dakikada gol attık. Gol kaçırdık. Maç 0-0 gitmesine rağmen taraftarlarımız bu akşam takımımıza ve oyuncularımıza hiçbir tepkide bulunmadılar. Sonuç olarak da maçı kazandık. 2 tane genç oyuncumuzu yani ileriye dönük onların bir referans maçıydı. Bir test maçıydı. Bu testi ve bu referansı ceplerine koydular. Bu onlar için çok önemliydi. Bizim için de çok önemliydi. Biz de çok merak ediyorduk. Acaba antrenmanlarda böyle işte ufak ufak oynatıyorduk Arda'yı falan. Çağatay'ı bir türlü oynatamıyorduk. Onlar için de bir fırsat oldu aslında bu rotasyon. Onlar da bu fırsatı, bu şansı iyi değerlendirdiler. Bundan sonra aşağıdan bazı oyuncularımız var. Onlar da sürekli A takımda bizde idmanlara çıkıyorlar. 8-10 tane aşağıdan sürekli ben A takım oyuncu alıyorum. Onlar da bizimle beraber antrenmanlara devam ediyorlar. Biz kimi beğenirsek demeyelim, kimi buraya yeterli görüyorsak onları kadroya alabiliriz, deneyebiliriz, oynatabiliriz. Çünkü o çocuklar bizim altyapımızın, Türk futbolunun, Fenerbahçe'nin geleceği. Orayla ilgili de sürekli iletişim halindeyiz. Bu konuda da iyi bir yol kat ettik. Onun için altyapı hocalarına da teşekkür ediyorum buradan.
Ozan Tufan sağ bekte Nazım da çok yıpranmıştı. Kaç maçtır hep Nazım oynuyordu. Hem onu da dinlendirmek amacıyla. Onu da ilk defa sağ bek oynattık. Birkaç pozisyonda gitti. Oraya da eskiden oynadığını biliyoruz. Kendisiyle de konuştuk. Oynarım hocam dedi. Yani hem bir yıpranmasın diye hem de bir taktik olarak bir değişiklik. Çünkü ön tarafta ilk devre Bright de çok fazla bir üretken değildi. Onu arkaya alarak arkadan daha iyi ataklara destek vereceğini düşünerek Serdar yönde yalnız kalmıştı. Serdar'ı da kanattan Bereşe'ye sokup ama ikinci bir santraf olarak Serdar'ı desteklemesi için, yüksek toplarda da hakimiyetimizi arttırmak için Bereşe'yi oyuna aldık. Tamamen bu anlamda yaptık yani bu değişikliği. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna. Fenerbahçe bölümümüze devam ediyoruz programımıza. Birazdan bir konuğumuz olacak. Fenerbahçe'nin dün akşam sergilediği performansı, yapılacak rövanş maçını, yani Slavia Prag'da UEFA Konferans Ligi playoff turu rövanş maçını konuşacağız. Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler Spor Toto Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giydi. Hatay Spor karşılaşmasında yakaladığı istatistiklerle dikkat çekti. Biliyorsunuz Slavia Prag maçında da sonradan oyuna girmişti. Köşede bir yerde 3 kişinin arasından topu çıkarma maharetiyle ön plana çıkmış ve tribünlerden alkış almıştı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın Hatay Spor karşısında 11'de görev verdiği Arda Güler düzelterek söylüyorum soyadını, başarılı bir performans sergiledi. Maçtan önce de ailesine söylememiş 11'de olduğunu, sabah saatlerinde maç toplantısında öğrenmiş. Bu maça 11'de çıkacağını. Karşılaşmanın 73. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Hatay Spor karşısında hem ofansif hem de defansif anlamda yakaladığı istatistiklerle göz doldurdu. 271 farklı ligi kapsayan 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırması platformu Comparasinator'un verilerine göre Arda Güler 26. haftada merkez orta saha bölgesinde forma giyen oyuncular arasında yakaladığı 354.89 indeks derecelendirmesiyle bu alanda ön plana çıkıyor. Kayseri Spor forması giyen Abdülkadir Parmağan ardından ikinci sırada yer almış bu alanda. Biliyorsunuz oyuncu 16 yaşında, 128 defansif indeks puanı ve 112.1 paslaşma indeks puanı ile bu alanda ilk sırada kendisine yer buldu. Atakaş Hatay Spor karşısında takımın geliştirdiği ataklarda aldığı rolle göze çarptı. Sahada özgüvenli ve rahat bir görüntü sergiledi. Bir kere topla ilişkileri çok iyi. Yani top tekniği yüksek ve kendine özgüveni nedeniyle de topu iyi kullanabilme başarısına sahip. Arda Güler 6'sı başarılı olmak üzere 9 atak organizasyonunda başrolde yer aldı. Başarılı atak organizasyonunda Abdülkadir Parmağan ardından ikinci sırada yer alıyor Arda Güler. Ve beklenen asist gol pası kategorisinde ise 0.59 ortalamayla zirvede kendisine yer bulmuş. 6'sı başarılı, 7 driplingde de bu alanda merkez orta sahalar arasında ikinci sırada yer alıyor. Tabii defansif açıdan da takıma katkı sağlıyor. Bunu gözeterek sanırım sadece genç olduğu için değil, bu özelliklerinden dolayı İsmail Kartal onu 11'de görevlendirdi. Teknik direktör Mustafa Özer Fenerbahçe bölümümüzde bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Özgür yayınlar diliyorum. İyi haftalar selamlar. Hocam. Nasıl başladı gününüz, haftanız? Valla çok iyiyiz. Ankara'dayım şu anda. Günümüze başladık pazartesi. Ne güzel. Nasıl Ankara? Ankara çok güzel. Hava da çok güzel Ankara'da. Bir de trafik derdi yok burada. Çok İstanbul'dan Ankara'ya görünce oh be, trafik yokmuş dediniz. Halbuki Ankara'nın da trafiği var ama İstanbul'a oranla tabii hocam. Değil mi? Tabii. Yani İstanbul'dan sonra Ankara şu anda çok böyle sakin ve rahat. Ne güzel. Çok iyi, yoğun bir tempo vardı İstanbul'da. Doğru, biliyorum, tahmin ediyorum. Sayın Mustafa Özel son olarak Bayrampaşa'yı çalıştırmıştı biliyorsunuz. Hocam nasıl buldunuz Çağatay Kuru Kalıp'la Arda Güler'i? Ya ben de çok iyi buldum. Zaten Arda'yla çok iyi tanıyordum, Arda'yı Gençler Birliği'nden. Çok iyi oynadılar Özgür. Yani Fenerbahçe'nin özellikle Çağatay'da biliyorsun sol bekte, şimdi Ferdi'nin oynadığı yerde Çağatay'ın oynaması bence İsmail Kartal için doğru bir karardı. Bir Fenerbahçe'ye bir altyapı, bir genç jenerasyon geldi ve bence oyun kalitesi de yükseldi. Böylece içeriden sol bek devşiremiyor, sol beki sol tarafta kimi oynatacak aslında meselesini de çözüm bulmuş oldu otomatik olarak, öyle mi hocam? Tabii şimdi biz altta hep aynı şeyi söylüyoruz Özgür. Yani sol bekte Ferdi'yi denemeniz, oynatmanız bence çok büyük bir hataydı. İsmail Kartal
bence doğru yolu da buldu. Çağatay'ı sol bekte oynatması, Arda Güler'i solda işte oynatması Fenerbahçe'nin temposunu da yükseltti. Bir de artık biliyorsunuz bizim Türkiye'de altyapıdaki oynayan oyunculara karşı çok büyük sempati var. O sempatiyi de bence Fenerbahçe'de İsmail Kartal bunu dün Hatay maçında göstermiş oldu. Genç kardeşlerimize hep güvenen ve inanan teknik direktörlerden bir tanesiyim ben, biliyorsun. Her zaman da söyledim. İnşallah devamı gelir diyorumuzdur. Tabii gençlerin oynaması belki Arda'nınki bekleniyordu ama Çağatay'ınki beklenmiyordu. Bu teknik direktör hanesine yazılabilecek bir puan. Ama Fenerbahçe yine çok pozisyon verdi hocam Hatay karşısında. Ya zaten Fenerbahçe şimdi baktığınız zaman Ozan'ı sağ bekte oynattı, Çağatay'ı solda oynattı, Serdar oynadı, Selant oynadı. Çünkü komple kadroyu ve savunmayı değiştirmiş Fenerbahçe, biliyorsun. Altay da döndü ama bence Fenerbahçe yine takım halinde iyi savunma yapmıyor Özgür. Çok pozisyon verdiler. Ondan dolayı yani kadro seçimlerinde Fenerbahçe'de bence özellikle savunmada daha böyle dikkatli oynaması lazımdı ama Fenerbahçe gerçekten çok pozisyon verdi Hatay maçında. Temelde takım savunması açısından problem yaşadığı için mi bu sorunu yaşıyor? Evet, evet, kesinlikle. Peki. Ya takım savunmayı, bloklarındaki mesafeleri, takım boyunu bence iyi ayarlarsa İsmail Kartal daha iyi olacaktır ama bu maçta gerçekten çok iyi çok pozisyon verdi Fenerbahçe. Yani beklenen şey de oydu Özgür. Çünkü baktığınız zaman yani bu takımın %40'ı şu anda yeni oynamaya başladı. Normal Özgür. Peki. Normal oldu. Bakalım Slavia Prag maçı, rövanş maçı nasıl olacak? Umutlu musunuz hocam? Ben umutluyum Özgür ama çok zor bir maç bekliyor Fenerbahçe'yi. Yani zor bir maç olacağını tahmin ediyorum Özgür. Yani ilk 20 dakika Fenerbahçe gol yemezse bence tur atlar. Peki. Başta. Bir kez daha teşekkür ederim size. Eksik olmayın hocam. Çok iyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen herkese sevgiler, saygılar Özgür. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, iyi günler. Tekrar görüşürüz. Teknik direktör Mustafa Özer biliyorsunuz Fenerbahçe'de oynadı. Bizimle birlikteydi. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş 1-0 kazandı. Ve Vida'nın attığı golle galibiyet elbette ki moral getirdi. Uzun süredir puan kayıplarıyla uğraşıyordu ve teknik direktör Önder Karaveli yeterli mi yeterli değil mi vesaire tartışmaları da başlamıştı. Elbette ki sezonun geri kalan kısmında ne yaptığı son galibiyetten çok daha büyük bir önem arz ediyor. Onun geleceğini şekillendirecek. Başkan Ahmet Nurçebi haklı olarak dedi ki olağanüstü bir durum söz konusu değilse biz teknik direktör değiştirmeyiz, hocamızla yolumuza devam edeceğiz dedi. Ama olağanüstü durumları ya da fevkalade olan gelişmeleri bir kenara bırakıp daha gerçekçi bakacak olursak Mayıs'ta bir seçimi var Beşiktaş'ın. Bu seçimde elbette ki Sayın Başkan aday ve seçildiği vakit teknik direktörü belirleme iradesine sahip ama seçimi de düşünmek lazım. Yeni dönemde Cenk Tosun mu gelecek? Alexander Şörlöt mü transfer edilecek? Eski Trabzonsporlu Ekuban mı geliyor vesaire? Teknik direktör kim olacak? Şenol Güneş mi gelecek? Alman mı olacak? Önder Karaveli mi devam edecek? Bütün bunlarla ilgili yeni ortaya çıkacak yönetim kararını verecek. Dolayısıyla Mayıs'taki seçime endeksli öngörülerde bulunulabilir Beşiktaş'la ilgili olarak ama şunu söylemekte fayda var. Önder Karaveli kendi teknik direktörlük potansiyeli çerçevesinde maksimumu veriyor. Bu gerçeği herhalde hiç kimse göz ardı edemez. Bunun dışındaki tartışmalar ayrı. Sevgili Aydın Bayram, Beşiktaş bölümümüzde bizimle birlikte usta gazeteci, biliyorsunuz yıllarca çok önemli gazetelerde yöneticilik yaptı. Bu işi çok iyi biliyor. Beşiktaş camiasının dinamiklerini çok iyi biliyor. Bizimle birlikte etraflıca Beşiktaş'ı konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Övgüler için teşekkür ederim. Çok naziksin. Estağfurullah, ne demek. İyi haftalar dilerim her şeyden önce. Çok mersi, size iyi haftalar efendim. Şimdi bu kritik bir maçtı Beşiktaş açısından, kazanıldı. Vida golü attı. Vida enteresan bir oyuncu. Hep eleştiriye maruz kalıyor ama ofansta da var, defansta da var değil mi? Hata yapıyor ama belki de bu hataların
daha fazlasını başarıyla tek hamlelerdeki kritik anlardaki müdahaleleriyle önlüyor. 3 milyon eurodan fazla para kazanıyor. Şimdi yeni sözleşme meselesinde sanırım Beşiktaş'ın teklifi 1,5 milyon euro Vida'ya. Eğer bunu kabul ediyorsan 2+1 yıllık sözleşme imzalayalım demiş duyduğum kadarıyla. Ama teyide muhtaç. Yani daha yüksek rakamlı teklifleri Katar'dan aldı. Premier Lig kulüpleri yok. İtalya'dan teklif geldi vesaire vesaire gitmedi. Burada mutlu. Ne diyorsunuz? Kabul edecek mi yeni sözleşme? Yani senin söylediğin noktadan devam edeyim. İşte Vida'nın işte bu sezon sonu anlaşması bitiyor. 3.2 milyon euro kazanan bir futbolcudan bahsediyoruz. 3.2 milyon euro. Beşiktaş yönetiminin benim aldığım bilgiler 2 milyon euro teklif ediyorlar. 2 milyon euro. Ama Vida, Hırvat futbolcu 2.5 milyon euro istiyor. Yani orada da İlerin benzeri bir aradaki makas farkı bayağı yüksek. Ama Beşiktaş işte son 6 ay maçında Beşiktaş'ı kurtaran kafa golüyle altın kafa. Ondan sonra dakika 90 topu ceza sahasında o karambolde uzaklaştıran bir futbolcu. Aslında Beşiktaş'ın şu anda kariyer olarak en yüksek futbolcudan bir tanesi. Lider vasıfı olan bir futbolcu. Zaman zaman özellikle ligin ilk yarısında çok savrulan, çok hata yapan Vida'dan sözleşmesinin de bitmesiyle beraber yine eski formunu yakalayan bir Vida'dan bahsediyoruz. Bence şu anda Beşiktaş'ın defanstaki en sağlam oyuncusu ama bu rakamlarda anlaşma olur mu? Yani 2 milyon euroya karşılık 2,5 milyon euroluk bir istek ki Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi son basın toplantısında yine aynı şeyi söyledi. Ekim ayında da söylediği cümleyle Sayın Başkan'ın ocağın 14'ünde yaptığı basın toplantısındaki cümle aynı. Yani ne diyor? Bizim şartlarımız uyanlar kalacak, uymayanlar gidecek. Bunların içinde aynı, Güven Yalçın'da içinde aynı, Vida içinde aynı. Ama bu sürdürülebilir bir politika mı? Yani bu Dorukhan benzeri bir olay yaşanır Beşiktaş'ta? Ya da yaşanırsa kim kazanır, kim kaybeder? Yani Beşiktaş onların yerini doldurabilir mi? Hep bunlar soru işareti. Senin söylediğin gibi Mayıs ayında bir kongre var. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ben adayım dedi. Karşısına rakip çıkacak mı? Ben çıkmasını bekliyorum. Çıkması gayet doğaldır. Beşiktaş'ın gücünü daha yükseltir. Rekabeti her zaman kulüplere fayda getirir. Ama benim bildiğim Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 5-6 yöneticiyle yollarını ayıracağı, ekibini daha çok güçlendireceği, yani ekibine kasa koyulu sağlayabilecek yöneticilerden bir ekip kuracağı. İşte burada Önder Karabili devam edecek mi? Şenol Güneş mi olur? Alman ya da Hollanda bir teknik adam mı gelir? Başka bir formül bulunur mu? 5 yaşın 11 tane futbolcusuyla sözleşmesi bitiyor. Bunlarda kim kalacak, kim gidecek, onlara kim karar verecek? Asıl sorulması gereken o. Çünkü Mayıs'ın ortasında seçim olacak, Mayıs'ın sonunda. Yeni yönetimin geleceği hoca Haziran 15'i bulur. Bu sefer hem oradaki transfer dönemi kısalır, hem kamp dönemi kısalır. Beşiktaş başkanının biraz daha hızlı hareket etmesi lazım. Yani şöyle bir tablo var. Baştan seçildiğin ertesi günü yeni hocasının açıklaması lazım. Ben Önder Karabeli ile yeni sezonda yola devam edilmesi ihtimalini çok düşük görüyorum. Yani bana sorarsan sevgili Özgür, %10'u geçmez. Niçin böyle yani düşünüyorsun sevgili Aydın? Şöyle, Beşiktaş'ın son bir ayda oynadığı futbol bana göre çok vasat, çok yavan. Altay maçını kazandılar ama Altay küme düşme hattında oynayan bir takım. Son Beşiktaş'ın son 4 maçına baktığın zaman skor üretmekte zorlanan bir Beşiktaş. Skorlar hep 1-0, 2 bulsa belki maç bambaşka gidecek ama öyle bir kadro yok. Futbolcu sanki böyle şunu hissediyorum ben maçlarda. Önder Hoca böyle emaneti gözüyle bakan, ki Sayın Başkan bunlar rahatsız olduğu için en son basın toplantısında Önder Karabili sezonu tamamlayacağız. Sizce net bir biçimde futbolcularda böyle bir bakış açısı söz konusu mu? Bence olur yani. Yani şöyle hani bir örnek vereyim. Hani böyle dersler boş geçince yan sınıfta bir öğretmen gelir ve o ancak o dersi doldurur. Beşiktaş'taki futbol yukarı gitti mi diye sorarsan gitmedi. Biraz mücadele gücü arttı ama ben 5 yaşın futbolunu çok yavan buluyorum. Bir yorum yapabilir miyim size? Lütfen. Ben futbolcu olsam Beşiktaş'ta böyle bir durum karşısında ya da herhangi bir takımda benzer bir durumda, işte teknik direktörün sezon sonunda devam edip etmeyeceğinin belli olmadığı bir ortamda futbolcu olsam hiçbir zaman teknik direktörün konumuna, geleceğine bakmam. Çünkü her şeyden önce eğer bu işi profesyonelce yapıyorsanız, gerçekten bir profesyonel ahlaka sahipseniz, kendi performansınızdan menkulsünüzdür.
kendi çok performansınızla ürettiğiniz artı değerle saha içerisindeki çabanızla var olursunuz. Gerçek profesyonellik bunu gerektirir. Teknik direktör kalmış kalmamış bu oyuncunun motivasyonunu, performansını etkileyen bir faktör olmamalı. İkincisi oynamadığın zaman ya da gevşek oynadığın zaman, disiplinden feragat ettiğin zaman kendine de zarar vermiş oluyorsun. Kendi pazar değerini, alacağın yeni kontratın parasal değerini de düşürmüş oluyorsun. Şimdi yani burada çok ciddi bir profesyonellik sorunu vardır. Eğer böyle bakıyorlarsa Önder Karaveli'ye hangi oyuncular bakıyor bilmiyorum ama onların ciddi anlamda profesyonelliği sorgulanmalı bence. Şimdi şöyle bir tablo var. Bu son bir aylık dönemde aklında kalan bir beşer futbolcu varsa lütfen bana söyle, aklında kalan. Ya ben Emirhan'ı sayma. Kaleci Ersin'i iyi performans var. Necip her yerde oynuyor. Yani şimdi böyle düşünmeyen ve sahada çift kale maç oynatsan bile aynı ciddiyetle bir derbi oynuyor, ciddiyetiyle oynayacak futbolcular var Beşiktaş'ta. Bunu görüyorum. Çok haklısın ama yani şunu gördüğümüz zaman şimdi işte son bir ayda Ersin'in takım ayakta tutan hem kupa maçını hem birlikte görüyoruz. İşte Necip görev adamı, her dönemin görev adamı. Onun dışında takımın Joseph de Souza yıldızlarından yani onun dışında baktığın zaman işte son 6 ay maçını hakkında kim kaldı dersen Kenan Karaman'ın biraz çabası var ama golü bulamadı. Onun dışında Güven Yalçın var, vasat yani biraz belki bir tık üstüne Gezal, ama burada şimdi elindeki bir fikstüre bakarsan bu hafta Sivas deplasmanı var. Ondan sonra Kayseri Kupa maçı var. Başakşehir Galatasaray maçı var. Eğer bu yıldız oyuncular tabirlerini kullanıyorum. Takımı bu 4 maçta yukarı mı tutacak yoksa performansı aşağı mı gelecek ve Beşiktaş yine istenilmeyen sonuçları mı alacak? 3 maç beraber kalan bir Beşiktaş'ta ilk hedef tahtası kim oldu? Sayın Önder Karabili, oyuna soktuğu oyuncular, sahaya sürdüğü 11, oyuna müdahale etti ya da etmediği, genç oyunculara ne kadar şans verip vermediği, yani bir ayda 3 tane maçta sen sorgulanan hale gelirsin ki evet. Sayın Başkan bundan öne geçmek için bu basın toplantısını yaptı ki bu da gayet normal. Ondan sonra Şenol Güneş'in basın toplantısı olduğu ne dedi? Ben hiçbir Beşiktaş yöneticisiyle görüşmedim ama orada Önder Karabili hocaya haksızlık etti. Bir altyapı hocası tabiri kullandı. Evet, Önder Karabili altyapı hocası ama bunu basın duyurusunda dile getirmene gerek yoktu. Çünkü bir teknik direktör var desin. Ondan sonra Önder hocanın... Bunu kim söyledi basın duyurusunda sevgili Aydın Bayram? Şenol Güneş. Altyapı hocası var Beşiktaş'ın başında, pro lisansı dedi. O altyapı cümlesini sonra 6 ay maç sonrası Önder Karabili'nin bir sistemi oldu. Evet, ben altyapı hocasıyım ve bunu duyuyorum dedi. Evet, öyle. Yani o orada zaten, hatta dün akşam Fenerbahçe Hatay maç sonrası Fenerbahçe taraftarlar Önder Karabili'nin etrafında sevgili çemberi oluşturdu. Orada da yine ben Şenol Güneş'e bir gönderme yaptığını sezinledim cümlesinden. Burada bana saygı ve sevgi gösteriyorsa bu sizin duruşunuzla neler yaptığınızla ilintilidir dedi. Yani Şenol Güneş'in Fenerbahçe camiası olan bir gerginliği vardı hatırlarsan. Hatırlıyorum. Kupa maçından dolayı. Yani oradan da bir Önder Karabili yine bir Şenol Güneş'e üstü kapalı bir göndermede bulundu. Yani hem evet altyapı hocasının göndermesi, hem duruşunuzla herkes sizi takdir eder göndermesi. Asıl soru şu bana göre, eğer Şenol Güneş sezon sonu göreve gelecekse ya da gelme ihtimali varsa, bu polemiklerden sonra Önder Karabili Şenol Güneş'le çalışabilir mi? Tabii o da koskoca şimdi artık bir soru işareti oluşturdu. Yani Beşiktaş polemiklerle gündeme gelmektense Sayın Başkan Ahmet Nurçevi bunun önünü kesmek için basın toplantısını yaptı ama bu saydığım 4 tane maç, Sivas maçı, Kayseri Kupa maçı, Başakşehir maçı ve Galatasaray maçı, yine Önder Karabili aldığı her maçtaki sonuçlarla hepimiz yine ya eleştireceğiz ya gökleri çıkaracağız. Size ya net bir soru soracağım. Lütfen. Cevabınızı, daha doğrusu açıklamanızı bitirdiyseniz izin isteyeceğim. Lütfen. Reklamlara gidelim. Net bir soru soracağım size. Onun yanıtını arayacağım. Bu arada özür dilerim. Reklamlara gitmeden önce, reklam vakti geldi. Çok geciktirmeyelim. Reklamlara gitmeden önce tabii ki. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Yayın ihalesiyle ilgili olarak. Verilen teklifleri yeterli bulmadık diyor. 24 Şubat Perşembe günü bir tur daha görüşme kararı aldık. Komisyon nihai kararını 28 Şubat Pazartesi gününe bıraktı. Yani bir hafta sonra önümüzdeki sezonların yayıncısı kim olacak buna karar verilecek. Bugün yapılan revize tekliflerin değerlendirildiği toplantıdan bir karar çıkmadı. Çıkması mümkün değil sevgili yorumunuz nedir?
çıkması mümkün değil. Zaten beklemiyordum. Çünkü sabahleyin 11'de toplantı başladı. Alındı. Noter hızında teklifi açıldı ama hiçbir teklif benim bildiğim 2 milyar TL'nin üstüne çıkmadı yıllık olarak. Onun için de kulüpler, federasyon ve kulüpler birliği bu teklifi sıcak bakmıyor. Ben yine bunu bir tur daha uzattılar ama yine orada teklifin yukarı çıkacağını ben zannetmiyorum. Evet. Federasyon Kasım ayındaki ihalede Kasım'la bugün Şubat yani bu 3 aylık süreci iyi kullanamadı. Yani burada bu süreci iyi kullanmak lazımdı. Ligin markalarını artırmak, hakem atanından bu ligi arındırmak. Doğru. Başkan demeçlerini azaltmak, federasyonda kulüpler arasındaki gerilimi ortadan kaldırmak, markaları yükseltmek için hiçbir çabası olmadı. Doğru. Biz her zaman trenin son modunu biliyoruz. İhale günü geldiği zaman ancak yol haritasını çizmeye çalışıyoruz ama ben bir sonraki turda da çok büyük sürpriz olmazsa yine çok böyle ekstra bir teklif beklemiyorum. Bu da maalesef özellikle Anadolu kulüplerini yayın gelir açısından çok zorlayacak. Bu da bizim için, Türk futbol için çok sıkıntılı bir süreç. Sevgili Aydın Bayram, reklamlardan sonra tekrar bağlantı kuracağız sizinle. Tabii ki. Tabii birkaç ki. Önemli sorun var. Cevabını merak tamam. ediyorum. Çok nasip. Sevgili Görüşmek Mehmet, üzere. Reklama gitmeden önce şu son açıklamayla ilgili bazı bilgileri aktarayım ve detay bilgileri de aktaracağım. Sonra reklama gideriz. 14 Şubat'ta başladı biliyorsunuz yayın ihalesiyle ilgili süreç. 5 yıllık yeni yayın ihalesi süreci bugün de tamamlanamadı. Yani anlaşma sağladığı vakit Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bir şirketle 5 yıl boyunca anlaşma sağlanan şirket Süper Lig'de maçları yayınlayacak. Ancak başka bazı detaylar da var. Türkiye Futbol Federasyonu İhale Komisyonu 14 Şubat'ta 14 firma toplam 15 teklif alarak teklifleri değerlendirdi ama yeterli bulmadı bunları. Bu nedenle söz konusu teklifler 18 Şubat'ta revize edilerek yenilendi. Komisyon bugün de saat 11'de toplandı. Bu yeni teklifleri görüştü. Kamuoyuna daha önce yansıdığı üzere 5 sezonun tümüne en yüksek teklifleri Saran Grup ve Beyin Sport bünyesinde bulunan Digitürk verdi. Saran Grup 100 milyon dolar artı üyelik ve diğer platformlara satışlar üzerinden elde edilen gelirin paylaşımını içeren bir model önerdi. Digitürk bir kısmı Türk lirası olmak üzere 146 milyon dolara tekabül eden yıllık teklif sundu. Türkiye Futbol Federasyonu İhale Komisyonu teklif veren firmalarla bir tur daha görüşme kararı alarak bugünkü toplantısını sonuçlandırdı. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden yapılan açıklamada önümüzdeki hafta pazartesi günü yani ayın 28'inde Şubat'ın son günü oluyor. Nihai karar verilecek. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Sevgili Aydın Bayram bir kez daha bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Evet. Şenol Hoca bir basın toplantısı düzenledi. Görüşme yapmadım dedi. Görüşme yapmak gerekiyor mu bu tür meselelerde? Zaten iki dost bence abi kardeş ilişkisi olduğunu deklar eden zaten Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi. Bu meseleleri oturup ayrıntılarıyla müzakere eder gibi görüşmeye gerek yok herhalde değil mi? Zaten bağlantıdalar yani bağlantılarını koptular. Sevgili Özgür şöyle bir tablo var. Bunu biz Aralık'ta bu Şergen Hoca gittikten sonra Önder Karaveli göreve gelmeden önce ben Sayın Başkan'la Sayın Şenol Güneş'in görüştüğünü ve Şenol Güneş'in ara dönemde takım olmak istemediğini ve sezon sonu için sözleştiklerini biliyordum. Peki bunu siz bu yayınlarda, radyo mikrofonlarında senin sayende bizi dinleyenlere aktardım. O süreçten bu sürece bir daha görüşme olmadı zaten. Yani Önder Karabeli göreve gelmeden önce o boşlukta Sayın Başkan'la Şenol Güneş görüştüler ve Şenol Güneş ben ara dönemde transfer döneminde takım almam. Bu kadro sezon sonuna kadar gitsin. Yeni yapılımı ben Mayıs ayından sonraki başkanlık seçiminden sonra başkan olursanız beraber yola devam ederiz diye aralığında sözleştiler ve bu süreç ondan sonra bitti. Yani Ocak'ta ya da Şubat'ta bir daha görüşme olmadı. Zaten bunun alevlenmesi Beşiktaş'ta Önder Karabirli yönetiminde takımın son 3 maçta oynadığı vasat futbol, gol üretkenliği olmaması, performans düşüklüğü, sağ sonuçlara bunun yansıması
ve Beşiktaş neticesinde Türk kupasının yola devam eden bir takım. Hatta Göztepe maçının beklendiği, cami içinde konuşulan spiküle sonradan bir tanesiydi. Eğer Beşiktaş Göztepe maçını da kaybederse, kupada elenirse Önder Karabile yolların ayrılabileceği gündeme gelmişler. Bana ihtimal vermemiştim yani o tür bir şeye. Çünkü benim Beşiktaş'tan aldığım izlenim, bilgi, sezon sonuna kadar ne olursa olsun Önder Hoca yönetiminde bu takımın gideceği de. Ben Beşiktaş'ı dostlarımızla konuştuğumuz zaman şunu söylüyorlar. Yarışmacı bir teknik adam. Ligin dinamiklerini iyi bilen bir teknik adam. Beşiktaş takımına hükmeden bir teknik adam. Yani evet, yeniden yapılamadı. Onun için zaten sürekli Sayın Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın işte Hollanda'da, Almanya'da, Portekiz'de arayışta bulunduğu, ki Antalya kapını hatırlarsan Sayın Ceyhun Kazancı'nın cümlesi var. Bizim listemizdeki, biz bütün hocalarla görüştük ama Sayın Başkan'ın talimatı doğrusunda o dosyayı rafa kaldırdık. Hocamızı şu an devam ediyor. Zaten hep şu an dediler, hep şu an. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de ne dedi en son basın toplantısında? Mayıs'ta seçimi kazanırsam bir olağanüstü durum olmasa bakacağım dedi. Yani şöyle bir şey yok ki, evet, bugünden biz Önder Karabil Hoca'yla 1,5 yıllık ya da 2,5 yıllık anlaşma yaptık değil ki. Herkes önünü görmek istiyor. Yani Sayın Başkan da seçimi kazanmadan ya da Önder Karabil Hoca'nın bu takımın belli bir ivme kazanması, bir yere gelmesinden görmedikten sonra bir hamle yapmak istemiyor. Kendini bağlamak istemiyor. Anladım. Sayın Başkan'ın her cümlesinde kendimi bağlamak istemiyorum diyor Önder Karabili ile ya da Şenol Güneş'le. Yani peki, o da çok çok doğal, çok haklı kendince. Bu süreç itibariyle yani kulübün hassasiyetlerini de gözeterek yapılmış. Yani bu işlerin konfidansiyel, yani kişiler arasında olma, saklı kalma gerektiğini de gözetilerek yapılmış açıklamalar olarak anlıyorsunuz bunu. Doğru. Alexander Schürrle Beşiktaş'ın gelecek sezon için transfer etmeyi düşündüğü bir oyuncu mu sizce? Batshuayi'den Beşiktaş'ta kimse memnun değil. Evet. Yani teknik kadro, yönetim, sosyal medya bakıyorsunuz, taraftar. Beşiktaş mutlaka iyi bir golcü alacak. Yani Abubakar sonrası Batshuayi tercihinin yanlış olduğunu Beşiktaş yönetimi kabul ediyor. Zaten teknik kadroda son bir basın toplantısını dile getiriyor. Gol sıkıntısı oldu zaten belli. Alexander Schürrle takımın yönetimin listesinde ilk iki sırada. Yani iyi bir golcü bulmak istiyorlar. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı çerçeve bulamayan bir takım. Beşiktaş pozisyona giriyor ama gol yollarında büyük sıkıntı. İşte son 6 ay maçında Güven Yalçın ve Kenan Karaman yine çerçeve olamadı. Vida'nın kafa golü. Diğer maçlara bakıyorsunuz, skorlar hep 1-0'a endeksli skorlar. İşte bir maçta Alex Teixeira devreye giriyor. Bir maçta işte başka bir oyuncu devreye giriyor. Bu böyle sürdürülebilir bir tabu değil. Alexander Schürrle da 5 yaşın listesindeki oyuncu. Ancak mali yükü yüksek. Yani İspanya'da mutlu olmadığını biliyoruz. Türkiye'ye dönmek istediğini biliyoruz. Trabzonspor'da ilk tercih bizim hakkımız diyor. Yani bu süreçlerin iyi yönetilmesi lazım. Beşiktaş ister Bupenz olsun, ister Charlotte olsun, dediğim gibi ister Ekuban olsun, mutlaka sezon sonunda 3-4 tane kaliteli yabancı alacak. Kaliteli. Peki. Yabancı. Kaliteli. Çok teşekkür ederim sevgili Aydın Bayram. Rica ederim. Tekrar görüşürüz. Saygılar, sevgiler. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Galatasaray bu akşam Göztepe deplasmanında son derece kritik bir karşılaşma sarı kırmızılı takım adına. Galatasaray kazanmak zorunda. Göztepe alt sıralardan kurtulmak adına kazanmak zorunda. Göztepe'nin inancını, arzusunu, Göztepe hangi ligde oynarsa oynasın hiçbir zaman eksik tutmayan çok coşkulu bir taraftarı var. Gürsel Aksel stadyumunda yine bu coşkulu taraftarının desteğini alarak oynayacak Göztepe. Kolay bir maç değil ama Galatasaray kazanmaya mahkum. Çünkü eğer kaybederse Burak Elmas'ın 26 Mart'ta yapılacak Mali Genel Kurul'da idari açıdan ibra şansı gerçekten ama gerçekten çok zora girecek. Bir teknik direktör değişikliği söz konusu mu? Bence mevcut teknik heyet içerisinden bir revizyon yapılacak. Bu arada Bülent Korkmaz'ın da, ki Torrent giderse ilk teklif götürecek isim Bülent Korkmaz şeklinde haberlere konu olmuştu Bülent Korkmaz. Bülent Korkmaz'ın da Çaykur Rizespor'la anlaştığını,
Hamza Hamzoğlu'ndan sonra göreve getirildiğini belirtmekte fayda var. İşte bahsettiğim bu birkaç etken ama daha fazlası da var. Onları da konuşacağız. Bütün bunlardan dolayı Galatasaray bu akşam kazanmak zorunda ve Torrent bakalım ideal futbol anlayışını mı savunacak yoksa çok daha pratik sonuca giden bir anlayış da mı takımını sahaya sürecek? Bu arada Muslera çok uzun bir aranın ardından tekrar maç kadrosunda yüksek bir iradeye sahip gerçek bir profesyonel. Biliyorsunuz Muslera Sivasspor'la yapılan deplasmandaki maçta Luyendama ile çarpışınca sakatlanmıştı ve dönüşünün Nisan ayını bulabileceğinden bahsediliyordu. O yüzden Galatasaray bir kaleci transferi yaptı ama Muslera profesyonelliğini ve iradesini kullanarak önce saha çalışmalarına ardından da takım çalışmalarına başladı ve kadroda. Tabii Torrent'in bir prensibi var. Kazanan takımı ve iyi oynayan ekibi bozmak istemiyor ama bence Fernando Muslera'nın Galatasaray'daki yeri tartışılmaz. Yeki Peña'yı da kutlamak lazım. İlk iki maçında başarılı sınavlar verdi ama bir Muslera değil. Yeki Peña'nın sezon sonuna kadar kiralama opsiyonu olmadan Galatasaray'a katıldığını hatırlatmakta fayda var. Sevgili Erhan Kağan adı güzel bizimle birlikte. Biliyorsunuz Habertürk'te yazıyor ve Galatasaray'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Morutsan, Arda Turan maç kadrosunda değiller. Niçin böyle bir karar aldı? Bunu konuşarak başlayacağız. Torrent'in kararını konuşarak başlayacağız. Erhan'la söyleşimize. Erhan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Yayınlar diliyorum. İyi haftalar dilerim ben de. Ne dersin? Performansa endeksi bir karar mıydı? Maç kadrosunda olmaması Arda Turan'ın, Morutsa'nın? Evet kesinlikle öyle. Özellikle Olympique Morata'nın performansı son haftalarda yeterli bulmayan Dominic Torrent. Yabancı kontenjanını da düşünerek deplasmana götürmeme kararı aldım Morutan'a Rumen oyuncuyu. Tabii Morutan geldiği günden itibaren aslında ilk haftalarda fena performans göstermemişti ama sonradan bir düşüş eğilimine girdiğini görmüştük Morutan'ın. Ardından teknik direktör değişikliği oldu. Yeni gelen Dominic Torrent antrenmanlarda oyuncularını tanımaya başladıkça Morutan'ın performansının yeterli olmadığını düşünmeye başladı. Zira Morutan'ın performansını aslında Fatih Terim döneminde de çok Fatih Hoca da aslında çok iyi olduğunu düşünmüyordu. Morutan hakkında benim en azından Florya tarafından öğrendiğim bilgilerde total futbola yeteri kadar uyum sağlayamadı. Topu ayağına aldığı zaman dikine gidebilen, ofansif anlamda güç yaratabilen bir oyuncu ama top rakipteyken takım savunmasında orta sahadaki etkinliğini, orta sahada o rakibi biraz basan bunaltan oyuncu kimliğine bürünemediğinden dolayı yani total futbola iki taraflı oynayamadığı için biraz performansı yetersiz kalmaya başlamıştı. Tabii yabancı kontenjanını da düşünerek burada Dominic Torrent Göztepe deplasmanında tribünde tutacağına İstanbul'da bırakmayı tercih ettim oradan. Arda ile ilgili ne diyorsun? Niye kadroda değil? Arda Turan tabii sakatlıkların ardından dönmeye başlamıştı. Takımla çalışmalara başladı. Hatta dünkü antrenmanda da takımdaki yerini almış. Takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. Ama Arda Turan'ın da performansını biliyorsunuz geldikten sonra sadece iki maçta oynatmıştı Dominic Torrent. Geçtiğimiz Kayseri maçında 90. dakikada oyunu almıştı. Kasımpaşa maçında ise 79'da oyuna girmişti Arda Turan ama onun da performansını yeterli bulmadı Dominic Torrent. Tabii burada bazı spekülasyonlar da var. Arda Turan dün akşam teknik direktör Fatih Terim'in ekibiyle birlikte Galatasaray'la yollara ayrılan ekibiyle birlikte bir akşam yemeğinde buluşmuşlardı. Arda Turan da bu yemekte hazır bulundu ve bu fotoğrafa da yansıdı. Kendisi sarılarak bir fotoğraf paylaştı Fatih Terim'le sarı kırmızı kalpler eşliğinde. Tabii bunlar da birazcık spekülasyon yarattı. Sen nasıl yorumladın bu işleri bilen Sezen yıllardır Galatasaray'ı takip ediyorsun Erhan? Fatih Hoca'ya sarıldı. Ondan sonra Fatih Hoca'yı sarıldı. Gayet güler yüzlü, mutlu, içtenliklerini olabildiğince ifade etmişler. Böyle bir fotoğraf karesi. Altına milyonlarca, binlerce düzelterek söylüyorum yorum yapıldı. Arda maç kadrosunda değilken Arda da akıllı bir insan, ne yapacağını bilen bir insan. Herhalde bunu yönetime karşı bir tavır olarak görmedi. Göstermek amacıyla yapmadı. Yapmaz. Çünkü akıllı, ne yaptığını bilen bir insan. En azından bu dengeleri gözeten bir insan. Ama teknik direktörüne duyduğu saygıyı ve sevgiyi de belli etti. Bunda da bir mahsur görmedi herhalde. Kesinlikle öyle. Arda Turan'ın kariyerinde Fatih Terim'in önemini zaten hepimiz biliyoruz. Galatasaray'a ikinci dönüşünde de Fatih Terim'in önemli rolü olmuştu. Biliyorsunuz Galatasaray camiası ikiye ayrılmıştı Arda Turan'ın dönmemesi konusunda. Ama orada Fatih Terim'in dönsün şeklindeki
görüşü ağır bastı ve Arda Turan neticede bir yılın ardından, daha doğrusu bir yıl önce döneceği konuşulmuştu ama bir yılın sonunda gelebildi Galatasaray'a tekrar. Tabii Arda Turan'ın Fatih Hoca'ya olan bir ahde vefası var mutlaka ve baba oğlu ilişkileri de hala devam ediyor. Dün akşam da birazcık bunu gördük. Tabii burada yönetim bundan rahatsızlık duydu mu, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ben sizin dediğim şey şu ki Arda Turan sezon sonunda zaten sözleşmesi sona eriyor. Eğer ki yönetim göreve devam ederse ben Arda Turan'la sözleşme yenileceklerini düşünmüyorum. Sevgili Erhan, 11 ile ilgili bir tahminin var mı? 11 ile ilgili tahminimiz şöyle. Tabii kalede Inaki Peña görev alacak. Muslera döndü ama henüz oynayacak durumda değil. Savunma dörtlüsünde Sasha Boy, Victor Nelson, Marko, Ömer Bayram olmasını bekliyoruz. Orta sahada Erik Pulgar'ın ilk 11'de başlayacağını belirtelim. Ve Berkan Aleksandru Çıkıldağ ile birlikte orta saha üçlüsünü oluşturacak. İleride de Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Dominik Torrent'in. Gomis ilk 11'de oynayacak mı soruları tabii hemen akla geliyor. Geçtiğimiz hafta Gomis'i ilk 11'de oynattı ve 59. dakikada yerine Mustafa Muhammed'i almıştı. Biliyorsun Muhammed de 85'te golünü attı ve beraberliği getirdi. Dolayısıyla Muhammed'e daha uzun süre şans vermek istediği için Dominik Torrent bu akşam ilk 11'de onu sahaya sürmesini bekliyoruz. Peki Muhammed oynayacak, Gomis değil, Gomis sonradan girecek. Evet, hatta şöyle bile olabilir. Maçın gidişatına göre hafta arasında zaman zaman 4-4-2, yani Gomis Muhammed ikilisini birden denediğini biliyoruz Dominik Torrent'in. Dolayısıyla akşamki maçta oyunun gidişatına göre çift forvete de dönebilir. Bu sürpriz olmaz. Ama tabii şunu söylemek lazım. Dominik Torrent bu maçı mutlaka kazanmak zorunda olduğu bir maç. Zor bir deplasman. Göztepe hemen bir alt basamağında yer alıyor Galatasaray'ın ve kaybetmesi durumunda Galatasaray artık küme düşme hattına ilk kez bu kadar yakın olacak. Evet. Dolayısıyla çok kritik bir maç. Bir sonraki hafta da Rize ile karşılaşacak zaten. Kötü senaryoda olabilecekler hakkında bir fikrin var mı? Yani kaybedilmesi durumunda Göztepe maçı ne olur sence? Kaybedilmesi durumunda Dominik Torrent'in görevde kalmasını ben artık beklemiyorum. Çünkü Çaykur Rize ile içeride oynayacak artık hafta Galatasaray ve ardından Beşiktaş'la karşılaşacak. Dolayısıyla burada Beşiktaş maçı öncesi bir maç oynanacak ve burada yeni bir kan değişimi Galatasaray'a daha etkili olabilir. Yönetim de aslında bakarsanız birazcık Dominik Torrent'in artık kredisinin sonuna geldiğini düşünüyor. Ben Göztepe maçını kaybetmesi durumunda Dominik Torrent'in gönderileceğini, berabere kalması durumunda ise önümüzdeki hafta %100 galibiyet alma şartıyla birlikte görevde kalacağını düşünüyorum. Yani Dominik Torrent'in mutlaka bu iki maçtan 4 puan en az çıkarması gerekiyor ki Beşiktaş karşılaşmasında Galatasaray'ın başında yer alsın. Peki Erhan, bir kez daha teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Erhan Kağan adı güzel Habertürk'te yazıyor ve Galatasaray bölümümüzde son bilgileri sizlere aktardı. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kupanı Tuttur. Bir yorum. Sevgili Altuğ Atalay bizimle birlikte, milli takımlar düzeyinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yaptı. Beşiktaş'ta başarıyla medya direktörlüğü görevini üstlendi. Şenol Güneş döneminde ve Şenol Güneş'le birlikte Trabzonspor'da da uzun yıllar yine aynı görevle çalıştı. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim her şeyden önce. Sağ olun. Sesim uygun geliyor değil mi, bu arada mı sorayım? Sesiniz iyi geliyor. İyi geliyor. Tamam, buyurun. Ben dinliyorum. De biraz derinden ama iyi geliyor. Anlaşıldı. Peki, dinliyorum. Peki şimdi hoca, Şenol Hoca bir yazılı açıklama yaptı. Niçin yazılı açıklama yapma ihtiyacı hissetti sizce? Yani bir basın toplantısı düzenleme fikri değil de yazılı açıklama. Ya basın toplantısı tabii basın toplantısı gazetecilerle karşı karşıya gelindiği zaman farklı konular gündeme geliyor. Bu sefer ana sebepten
uzaklaşılıyor. Dolayısıyla o nedenle herhalde yazılı bir açıklama. Ya daha değerli toplu olur diye değil mi? Konu bağlamadan evet, yani kopmaz diye. Bu arada çok özür dilerim. Siz mikrofondan mı konuşuyorsunuz sevgili Altuğ Atalay? Mikrofondan mı? Yok, şu anda. Şu anda daha iyi. Çünkü az önce farklı sesler girdi, dış sesler. Evet, mikrofon vardı ama herhalde o dağınıklıkla sorun yarattı. Evet. Yani söylediğiniz gibi eğer basın toplantısı olursa farklı konular gündeme geliyor. Çok spekülasyon yaratabilecek ya da ortamın şu anda farklı değerlendirmelere yol açabilecek meşgule içerisine sokmamak adına yazılı açıklamayı sadece belli başlı birkaç konuda bilgi vermeyi uygun gördü zannediyorum. Dolayısıyla da yani neydi bu? Bir tanesi Beşiktaş'ın sürekli kulüp olarak, teknik direktör olarak kendisiyle çalışacağı yönünde oluşturulmaya çalışılan bir gündem var. Yani kulüp dışında oluşuyor bu. Çünkü gerek başkanın açıklamaları, gerek daha diğer yetkililerin açıklamaları hep farklı yönlerde olmasına rağmen medyadaki bir takım değerlendirmeler ya da belki gönlünden geçenlerin oluşturmaya çalıştığı bir takım kamuoyu gayretleriyle en azından bunun önünü kesip, çünkü Beşiktaş bir yarışın içerisinde, ne olursa olsun Türkiye Kupası'na yoluna devam ediyor, ligde yükselmeye çalışıyor. Çalıştığı bir teknik direktör var. Yani onlara da saygı göstererek kendisiyle ilgili böyle bir gündemin oluşmadığını vurgulamak istedi. Bir de o dönemde anladığım kadarıyla Adana Demirspor Başkanı'nın maç heyecanıyla yapmış olduğu bazı açıklamalar vardı. Yani onu gerçi Beşiktaş tarafı başkan birinci ağızdan çok ciddi şekilde, net bir şekilde cevapladı. Bir de o 8+3 yabancı konusunun sanki Şenol Güneş'ten kaynaklanıyormuş gibi bir ifadesi oldu. Onunla da çok ilgisi olmadığını ama bunları daha ilerleyen süreçlerde daha sakin bir ortamda cevaplama hakkını da açık tutarak öyle bir karar verdi ve onu o şekilde uyguladı. Şimdi Şenol Hoca spekülasyonlara mahal vermeyeyim, konu bağlamından kopmasın diye yazılı açıklama yapmayı tercih etti. Ama yine bir spekülasyon üretildi. Şu ifade üzerinden sevgili Altuğ Atalay, siz bir iletişim bilimci olarak bu konuyu çok iyi yorumlayacaksınız. O bakımdan özellikle size soruyorum. Diyor ki Şenol Hoca, kaldı ki Beşiktaş pro lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A takımda görev verdi. Önder Hoca Beşiktaş'ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Şimdi Önder Karaveli de kazanılan Altay maçından sonra altyapı teknik direktörü olmaktan dolayı gurur duyarım dedi. Bunu bir alınganlık olarak mı, Önder Karaveli'nin alınganlığı olarak mı değerlendirmek, yorumlamak gerekir, yoksa başka şekilde mi? Ben şunu net bir okur musunuz? Şunu net bir biçimde okurum tabii. Şunu net bir biçimde biliyorum. Şenol Hoca halisane duygularla Önder Hoca'ya hakkını vererek hakkını vermek düşüncesiyle bu ifadeyi kullanmış olabilir ama ben şu ifadeyi, yazan ifadeyi bir kez daha okuyorum. Diyor ki, benim Beşiktaş konusunda başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı. Kaldı ki pro lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A takımda görev verdi Beşiktaş. Önder Karaveli Beşiktaş'ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Anladınız bunlar siz? Efendim? Anladınız bu söylenen kelimeleri. Aynen olduğu gibi yorumlayan bir insan nasıl bir sonuç çıkarması lazım? Benim çıkardığım sonuç çok net. Ben sarih ifadelerle bir kez daha söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi Önder Hoca'ya hakkını veren bir anlayışın tezahürü bu. Yani Önder Hoca altyapıyı da bilen ama A takımda da yeterlilik gösteren başarılı bir teknik direktör ve Beşiktaş'ın şu anda teknik direktöre ihtiyacı yok Önder Hoca'nın varlığından dolayı demek istiyor bence. Ben böyle algıladım. İstemiyor. Çok açık bir şekilde bu söyleniyor zaten. Bir kere bugün Türkiye'de yeni bırakmış ya da bırakmamış insanlara takım teslim ediliyor. Son 2 sezondur, 3 sezondur lisansı Türkiye Süper Ligi'nde teknik direktörlük yapmaya uygun olmayan, saygı duyuyorum, o başka bir şey ama her itibariyle baktığınız zaman bunlara haiz olmayan insanlara takım teslim ediliyor. İşte futbolunda kurallara normalde aykırı olması gereken ama denetlenmeyen ve ne olursa olsun görmezden gelinen bir gerçek var. Yetiştiricilerin yetişmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübü, üstelik altyapıdan gelen lisans sahibi bir teknik adama, yani bu özelliklere haiz yetişiciye takımını teslim etmiş. Bundan daha açık kaldı ki, okuduğunuz için söylüyorum, kaldı ki Önder Karaveli de işini severek layıkıyla yapan bir teknik direktör ve Beşiktaş'ın hocaya ihtiyacı yok. Evet. Buradaki adamı
yorumlamak istediğimizi mi yorumlamaya çalışacağız, yoksa açıkça söylenen ifadeler üzerinden mi yorum yapacağız? Benim yorum çok yapmaya ihtiyacım şekilde, yok. Ben inancımı söylüyorum size. Hoca zaten niye bu konuda alınganlık gösterip kendisinin müsabaka sonrasında böyle bir vurgulama yapma ihtiyacı hissetti? Sonra niye bir stadyumda maç izledikten sonra bir başkasının o müsabaka o sahaya nasıl girip girebileceği konusunda yorum yapmaya çalıştı bilemiyorum tabii. O kendisinin cevaplayacağı bir şeydir. Ama ben 37-38 senedir bu sektörün içerisinde olan bir kişi olarak çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki diğerlerde dediğim gibi kendi fikirlerinizde, kendi düşüncelerinizde ve gerçekleri olduğu gibi bilerek yorum yapmakta fayda var. Niyet okuyarak ya da başka şekildeki bir takım fikirlere etkisinde kalarak yorum yapmak sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Biraz önce söylediğiniz siz de bir iletişimcisiniz derken bu konudaki fikrimi de söylemiş olayım. Yani o yüzden dikkatli olmak lazım. Yani büyük takımlarda olmak, çalıştırmak, büyük takımlarda teknik direktörlerle, futbolcularla, rakip takımla, taraftarla, medyayla iletişim içerisinde olmak başka bir konu. İşte herkes sizin söylediğiniz gibi aynı kurallarla diploma sahibi oluyor. Herkes aynı kursları bitiriyor. Herkes futbolla ilgili kendine göre bir fikir sahibi. Aradaki detayları ayrıştıran konular bu anlatmışlıklarım. O yüzden burada yani Şenol Hoca'nın hem niyetini bildiğim için, kimleri okuduğumu anlayabildiğim için çok net bir şekilde Şenol Hoca'nın söylediği zaten orada açık. Benim onun tercümesini yapmama da ihtiyaç yok. İnsan sahibi, altyapıda çalışmış, iyi yapan, Beşiktaş'ın şu anda bir hocaya ihtiyaç duymayacağı kadar da yoluna devam eden bir teknik direktörle devam ediyor. Yani burada sevgili Altuğ Atatürk, araya girdim ama orada işte pro lisans sahibi bir altyapı teknik direktörü ifadesinde... Pro lisans sahibi olmayıp Türkiye'de takım çalıştıran teknik direktörler var. Tabii canım, var. O çok büyük bir eleştiri konusu. Altyapı ifadesinin altını çizerek yorum yapmak zorlama bir yorum. Burada alınganlık yapmaya gerek yok. Burada hoca, yani Şenol Hoca'yı kastediyorum, halisane tabii duygularla zaten demiş ki Önder Karaveli başarılı ve yeterli. Üstelik pro lisansı da var. Çıktı A takımda çalışıyor, başarılı oluyor. Demek ki teknik direktör ihtiyacı zaten yok. Zaten söylediği bu. Evet. Ne olarak da tercümesini yapmaya gerek yok ki. Çok açık ve sarih ifadelerle bunu söylemiş zaten. Altyapı antrenörlüğü zul değilse bunu vurgulamanın bir alemi yok. Yani zaten buradaki önemli olan Beşiktaş gibi büyük bir kulübün bu özelliklere haiz birine teknik direktörlük sorumluluğunu vermesinin övgüsü var orada. Evet. Onu çıkıp da karşı taraftan evet ben altyapı antrenörüyüm bunu övünüyorum. Zaten aynı şeyi söylüyorsun. Hocanın orada bence ya böyle içinde kalan uzun yıllar o rüzgarın içerisinde yaşamış olmanın ve şimdi o büyük takım içerisinde belki kurduğu hedeflere ulaşmanın vermiş olduğu psikolojinin dışa vurumu da bu olabilir. Yani Önder Hoca'yı ama demiyorum ama yani bir kompleks üretmemek lazım. Bu laf aslında altyapı lafı aşağıya çekmek değil, aksine hakkını teslim etmek anlamına. Tabii yani altyapı teknik yani hem Önder Hoca'yı hakkını teslim ediyor hem Beşiktaş'a böyle bir durumda diğer kulüplerin durumunu da görüyoruz. Beşiktaş'a böyle bir durumda böyle bir değerlendirmeden dolayı da bu var. Evet. Geçmişinden beri bu tarz üretimlerle kendini göstermiş hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak bugün Türkiye'de Beşiktaş'ta oynayıp Beşiktaş'ın içerisinde bulunup teknik direktörlük yapan futbol adamı var. Sergen Yalçın da altyapı antrenörlüğünden sonra tabii başlayayım. Tabii canım, herkes yani sen altyapı antrenörsün, A takım antrenörü olamazsın demiyor ki. Sen böyle bir şey demiyor ki. Aksine olması gereken merhalelerden geçerek, hak ederek gelmişsin demek istiyor. Bu cümleden toplamda çıkartacağımız sonuç bu. Bence bilmiyorum. Eğer burada eğer yoksa çok önemli değil ama varsa Önder Hoca'nın dikkat etmesi gereken bence. Evet. Eğer kendisine bu yönde bir takım nerede bulunan birileri varsa yakın çevresinde, anladım, ona o zaman dikkat edin. Peki. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Bir yorum. Sevgili Altuğ Atalay bir kez daha bizimle birlikte. Konumuz Şenol Hoca'nın yaptığı yazılı açıklama. Bu açıklama içerisinde kullanılan bir ifade Önder Karaveli ile ilgili olarak. Bunun bir polemik konusuna
dönüştürülme çabası. Bu konudaki fikirlerini ifade etmişti. Ben de düşüncemi paylaştım. Sevgili Altuğ Atalay, bir kez daha bizimle birlikte tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Devam edelim kaldığımız yerden. Yani evet, söylediğiniz gibi burada Önder Hoca'nın dikkat etmesi gereken en son orada bırakmıştık. Eğer bu çok açık ve sarih ifadelerle vurgulanan bir konunun farklı düşünmesi gerektiği yönünde bir takım yakın çevresinden ya da etrafından telkinler alıyorsa bunlara dikkat etmesi lazım. Kendi okuduğunu anlayabilecek bir kişi olduğunu, iletişim dili olduğunu zaten görüyoruz. O yüzden bu tarz konuları yorumlarken daha net niyet okumalardan çok daha net ifadelerin neyi içerdiğine bakmak lazım. Aynı şey diğer konuyla da ilgili. Başkan böyle bir şey yok diyor. Muhatap olan teknik direktör böyle bir şey yok diyor. Hala birileri efendim şu olmuş, bu olmuş, anlaşılmış. İşte seneye o gidecek, bu gelecek gibi bir takım şeyler söylüyorlar. Sevgili yani Altuğ Atalay, çok özür dilerim. Burada sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Tamam. Parantez açtım ama buradaki sözünüzü unutmayın. Şimdi burada şunu sormak zorundayım size. Bu tür iddiaların arka planında ne yatıyor? Siz futbolun içinde de olan iki büyük kulüpte başarıyla görev yapmış bir insan olarak bunu sezinleyebilirsiniz. Sezgilerinizi, öngörünüzü. Nedir bu işin? Nasıl bir plan var? Yani niçin bu dedikodular sürekli üretiliyor? Şimdi burada üç alternatif var. Bir tanesi bu buluşmayı isteyenler olabilir. Bunun adına bir gayret gösterme çabası. Kamuoyu oluşturma çabası. Bir bu buluşmayı istemeyenler olabilir. Onun üzerinde bir gayret gösterme çabası. Anladım. Tersinden de düşünmek lazım. Bir şeyi ne kadar çok söylerseniz o işin yani, olma olasılığını azaltırsınız. Bu hesaplar bu, yapılıyor. Türkiye'de yöneticilerin kestiremediği bir konu var. Transferleri, ne bileyim, bu tarz dedikoduları ne kadar açık kamuoyu önünde yaparsanız olma ihtimalini o kadar düşüğe çekersiniz. Anladım. Yani bu da aynıdır. Yani birileri bu konuyu sürekli gündeme getirdiğiniz zaman, çünkü geçmişi çok uzun temellere dayanan bir konu bu. Hı. Orada spekülasyona fırsat verirsiniz. Spekülasyon oluştukça da insanların kafasını karıştırırsınız. Diğerinde de bir takım bir konuyu sürekli gündemde tutalım. Kamuoyu oluşsun, destek de çıksın. Dolayısıyla bunu bir şekilde birleştirelim diyen de olabilir. Yani bu iki taraflı bir konudur. Ama bir realite var. Bunu maalesef biz yorumlarken ve haber olarak gündeme getirirken ya da şimdi artık sadece gazeteciler değil, elinde telefon olan herkes kendine göre yorum yapma özgürlüğüne sahip bir konjektörün içerisinden geçiyoruz. Bu da çok net bir konu var. Beşiktaş kendi teknik direktörünü çok net bir şekilde belirlemiş ve bu sezonun bu şekilde biteceğini en yetkili ağızdan deklare etti. Ve bu kulübün Mayıs ayında da bir kongresi var. Bunlar Beşiktaşlıların söyleyeceği ve başkanın zaten üstü kapalı bile olsa, hatta olabildiğince açık bir şekilde söylediği bir konu. Yani Mayıs'ta kongrede ne ortaya çıkacak? Başkan devam edebilecek mi? Yerine bir başka başkan mı gelecek? Yoksa yönetim kurulu içerisinde olup da belki bir dönemi tamamladıktan sonra bir daha bu işin içerisinde olacak olmayacak olan insanlar olacak. Yani olayları futbolda özellikle anlık yorumlamakta fayda var. Ha, bu bunu demişse bu bunu söylüyordur. Bu nasıl bir güvensizlik ya? Bir kulübün birinci adamı böyle bir şey söylüyor ve siz onu başkana güvenmiyorsunuz demek ki ifadelerine. Bu şekilde bir yorum yapıyorsunuz. Aynı şekilde o muhatap olan hoca ya hayır böyle bir şey yok diyor açık bir şekilde. Ona da inanmıyorsunuz ama kendi bildiğiniz, kafanızda kurduğunuz gerçeği gerçek gibi zannedip yorumluyorsunuz. Bunlar kulüplere ve kurumlara ve şahıslara zarar veriyor. Dediğim gibi bu iki yönlü. İsteyenler buluşturmak istiyordur, istemeyenler buluşturmamak istiyordur. Bunun yaratıldığı bir ortam ama burada Önder Hoca'ya da ayıp ediliyor. Şenol Hoca'ya da zaten ayıp ediliyor. Beşiktaş'ın başkanına kullandığı ifadelerine rağmen ayıp ediliyor. Beşiktaş'ın menajeri başka bir takım projeler içerisinde yola devam ettiklerini söylüyor. Ona ayıp ediliyor. Yani koca bir kulübe, koca bir camiaya ve insanlar bütününe ayıp ediliyor. Bu takımın yarın ligde maçları var. Türkiye Kupası maçı var. Hala önünde bir kazanabileceği kupa var. Bir geçen sene bu takım 3 kupa kazanmış. Hı hı. Bu sene şu anda bir tanesine tutunabilme ihtimali var. Onu kazanırsa belki tekrar ikinci kupayı alabilirse, Süper Lig anlamında söylüyorum. Bunlara destek olmak lazım. Yani bir kere bugünden yarına Önder Hoca'nın değişmeyeceği çok net bir şekilde belli. O da kendisini bugüne kadar herkese sevdirdiği konumunu devam ettirecek bir yol izlemek
durumunda maalesef. Yani bu tarz polemiklere sebebiyet verebilecek, onun da niyeti bu olmayabilir. Kafasından başka bir şey geçmiş olup da bunu söylemiş olabilir ama o da bizim hep böyle güler yüzüyle, iletişim diliyle, ne bileyim sahadaki böyle içtenliğiyle hafızamızda kalan bir teknik adam. Bunu onun da zorlaması bence kendine zarar verir. Beşiktaş'ın şu anda önündeki tek yol falan ligi sağ salim tamamlamak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ki bu turu geçerse ligin en iyi takımıyla oynayacak yarı finalde. Trabzonspor'la oynayacak. Yani bunlara hazırlanmasını ve enerjisini tüketmesi lazım. Yoksa dediğim gibi şu anda hakikaten yani Şenol Hoca da şöyle gelmiş de kapıda bekliyor, biri atsa da içeri girsen bir teknik adam değil ki. Yani belki o tercihini farklı yönde kullanacak. Peki bu noktada yani, final sorusunu soracağım size. Şenol Hoca sezon sonundan itibaren gelebilecek tekliflere açık mı, çalışmayı düşünüyor mu, yoksa artık futbolun başka bir noktasında olmayı mı arzu ediyor? Bu şu anda bunların hepsini düşünüyor benim anladığım kadarıyla. Yani hepsi bir alternatif olarak kafasında. Yani futbolda yöneticilik dahil olmak üzere yurt dışı ne bileyim belki farklı konumlar, yani bunlar hepsini şu anda düşünüyor gibi bir hali var ama sonuçta onun adına biz konuşmak yetkisi değil. Zaten kendisi kendi düşüncesini çok net bir şekilde dile getiren bir teknik adam. Anladım. Ama yani gereksiz spekülasyonlarla hem kurumlara hem şahıslara zarar vermemek lazım. Hı hı. Ve yeni bu işin içerisine giren hocalarımızın da öncelikle bu işin bu bölümünü bir defa geçip ondan sonra diğer konularla ilgili güçlerini ve kendilerini gösterdiklerinden sonra dile getirmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü kulüpler bakın Malatya Spor bir futbolcusuna takımı teslim etmek durumunda kalmış. Antalya Spor keza aynı. Yani bu da bir yol ama sonuçta bu yolun sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bu eğitim ve gelişim sürecinin tamamlanması lazım. Haklısınız. İşte bizim en büyük eksikliğimiz maalesef burada. Bugün Mithat Halis var mı programda? Mithat Halis olmaz olur mu? Her zaman var Mithat Halis. Her zaman yöremizde önü. Nasıl buluyorsunuz bu konuları? Mithat Halis'in çok iyi. Düşüncelerini? Düşüncelerine yürekten katılıyorum. Uygulamaları tartışılır ama düşüncelerine katılıyorum. Doğru. Mithat abi çok sevdiğimiz, bu işe emek veren biri. Biz onunla hiç planlamıyoruz sevgili Altuğ Atalay. Doğaçlama. Zaten ben, işin neyi sorarsan, hangi konuya değinirsem hemen ona atlıyor, onunla ilgili fikir yürütüyor. O konudaki ama derinliği var, duyarlılığı var, hakkını yemiyor. O konudaki entelektüel düzeyi zaten çok yüksek. Tartışılmaz. Dinlenebilir bir program olmasına çok ciddi katkı yapıyor. Doğru. Selamlar buradan kendisine. Peki. Eksik olmayın, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Konuğumuz sevgili Altuğ Atalay'dı. Avrupa'dan futbol. İspanya. La Liga şampiyonluk yarışını önde götürüyor Real Madrid. Evinde oynadığı Alaves karşılaşmasını 3-0 kazandı. Real Madrid İspanyol deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan en yakın takipçisi Sevilla ile arasındaki puan farkını böylece 6'ya çıkardı. Real Betis sahasında Mallorca'yı 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Barcelona deplasmanda Valencia'ya tam 4 gol attı. Mestalla'da Valencia çöktü. Barcelona ayağa kalktı. 4-1'lik skorla Valencia'dan Mestalla'dan galibiyette ayrıldı Xavi'nin takımı. Hafta içi oynadı. Erteleme maçında Levante'ye 1-0 yenilmişti son şampiyon Atletico Madrid. Bu nedenle çok ciddi bir eleştiri konusu oldu teknik direktör Simeone. Ama Osasuna deplasmanından 3-0'lık galibiyette dönünce belli ölçüde kara bulutları dağıtmış oldu Atletico de Madrid. La Liga'nın 25. haftası sonunda 57 puanı bulunan Real Madrid'i Sevilla 6, Real Betis 11, Barcelona 1 maçı eksik, onu hatırlatmakta fayda var. Ve Atletico Madrid 15 puan geriden takip et. Avrupa'dan futbol. İspanya. Avrupa'dan futbol. İtalya. Ve Serie A. Haftaya lider başladı Milan. Konuk olduğu lig sonuncusu Salernitana ile 2-2 berabere kaldı. Sürpriz bir sonuç. Geçen sezonun şampiyonu Inter Milan sahasında Sassuolo'ya 2-0 yenilerek Milan'ın puan kaybını değerlendiremedi. Juventus'la Torino arasındaki derbi ise 1-1 sona erdi. Cagliari-Napoli karşılaşmasıyla tamamlanacak Serie A'nın 26. haftasını 56 puanla geçen Milan'ı
lider geçen Milan'ı, 54 puanla Inter, onların bir maçı eksik. 53 puanlı Napoli ve 47 puanlı Juventus izledi. İtalyan takımları Avrupa'da gene itibariyle başarı gösteriyorlar ama içeride çok ciddi sorunları var. Bu arada Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Hellas Verona maçındaki davranış sebebiyle başına dert aldı. Roma'nın 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ikinci yarısında çılgına döndü Mourinho, hakem tarafından ihraç edildi. La Stampa gazetesinin haberine göre maçın duraklama dakikalarında Portekizli teknik adam hakem Luca Pairetto'ya "Seni buraya bilerek gönderdiler, seni Juventus gönderdi." dedi. Roma ligde 41 puanla 8. sırada yer alıyor. Başkent ekibinin bu sezonki hedefi ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Şampiyonluk yarışında büyük yer alan Juventus 47 puanla 4. sırada bulunuyor. Eliyle telefon işareti yapan Mourinho kırmızı kartla tribüne gönderildi. Mourinho atıldıktan sonra önce Verona teknik direktörü Igor Tudor'u tebrik etti. Ardından da yardımcısına direktif verip sahayı terk etti. Hakeme yönelik suçlamalarda bulunan Jose Mourinho gelecek birkaç maçta takımın başında olamayacak. İtalyan basınına göre Mourinho'nun en az 2-3 maç ceza alması bekleniyor. Avrupa'dan futbol. İtalya. Radyo Spor. Teknik direktör Abdullah Ercan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar hocam, iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun, sesinizi duydum, iyi oldum hocam. Çok sağ ol. Hocam, Mourinho'nun ilginç davranışları var. Böyle spekülasyondan, tartışmadan beslenen, bunları yaşadıkça daha da hırslanan bir teknik direktör profili mi sizce? Ne dersiniz? Vallahi işler kötü gittiği zaman Mourinho ne yapacaksın? Biraz onunla alakalı bence. Abi. Yani tabii antrenörlerin değişik aksiyonları oluyor ama Mourinho bunu farklı kullanıyor. Biliyorsun, hem ilgi çekmek hem biraz takımını harekete geçirmek. Gerek bazen kendi oyuncularıyla uğraşıyor, bazen rakiple. Bunlar tabii taktik ama bazen harbiden de sinirleniyordur herhalde. Doğru, sinirleniyor. Ama tabii işler iyi gitmediği zaman maalesef böyle oluyor. Hocam, bir şey söyleyeceğim size. Belli dönemlerde belli teknik direktörlerin revaçta olduğunu görüyoruz. Sonra onların modası geçiyor mu? Yani futbol elbette ki endüstriyel yapısı gereği popüler bir oyun ama sonuç itibariyle teknik direktör bir performans sergiliyor. Eğer performansı süreklilik arz ediyorsa her dönemin teknik direktörü olabilir ama şimdi mesela ben Mourinho'yu düşen bir teknik direktör olarak görüyorum. Ancelotti keza İtalya'da, Juventus'ta, işte Bayern Münih'te elinden geleni yaptı. Bence Chelsea'de de başarılı oldu. Real Madrid en başarılı dönem ama Ancelotti de kayan düşen, yani bu anlamda revaçta olmayan teknik direktörlerden bir tanesi. İşte Jurgen Klopp ön plana çıkıyor. Pep Guardiola belli ölçülerde revaçta hala, Thomas Tuchel falan. Yani birileri giderken birileri geliyor. Böyle dönemsel mi teknik direktör etkisi sizce? Ya ben şöyle değerlendiriyorum. Ciddi anlamda bir sirkülasyon oluyor. Yani 10 sene öncesinin çok iyi teknik direktörleri bugün ya durağan döneme giriyor ya da gerileme dönemine giriyor. Mourinho bunlardan bir tanesi. Hani geçmişiyle para kazanıyor derler ya. Evet. Şu an Mourinho'nun durumu o durumda. Neden? Belki güncelleyememekle alakalı. Belki 10 seneki önceki oyuncuların psikolojileriyle şimdiki oyuncuların psikolojileri, davranışları farklı. Tabii neticeler önemli. Yani Mourinho dediğin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, bir sürü Portekiz Ligi şampiyonluğu var. Ama tabii bir de aşağıdan futbolu bırakanlar, futbol dışında bu işle uğraşanlar çok ciddi anlamda yukarıyı doğru itiyor. Değişen antrenman metotları farklılaşmaya başlıyor. Hı hı. Yani hep bunları takip etmek lazım, bunları çalışmak lazım. Ha, Mourinho'nun özeli farklı ama genel anlamda hakikaten bir sirkülasyon var, aşağıdan devamlı antrenör geliyor. Çok da dışarıda kalan var. Doğru. Şimdi, yani bir de çok şey oluyor. Yani 2-3 tane kulüpler alabildiğince hoca değiştiriyorlar. Bir de böyle bir gerçek var. Evet. Hocam, ama tabii çok devingen bir oyun futbol ve sürekli gelişim. Bu gelişime ayak uyduran, gelişimi yakalayan, takip edenler güncelliğini koruyor. Takip edemeyenler backgroundları ne kadar, geçmişte yaptıkları ne kadar iyi olursa olsun gündemden düşüyorlar. Mourinho böyle bir örnek.
Kesinlikle, kesinlikle. Anladım. Yani bunu söylemek istiyordum zaten. Pep Guardiola bu anlamda günceli de takip eden, sürekli kendini geliştiren bir teknik direktör mü? Öyle mi görüyorsunuz? Ya artı o artı Pep Guardiola hep iyi takımları çalıştırdı. Tabii. Yani onu örnek vermek çok doğru olmaz bu sorunun cevabını vermek için. O istisnai bir durum. O istisnai bir durum. İyi kadrolarla, yani. Büyük bütçelerle değil mi? Ya büyük bütçelerle, çok ciddi bütçeler. Yani 1 milyar eurolar, 1 milyar sterlinlerin konuştuğu rakamlar. Yani bir genelleme yaparsak Pep Guardiola'yı bunun örneğinde verirsek çok doğru bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum. Şimdi futbolda tabii biraz değerlendirme ve karşılaştırma yaparken mantıklı olmak gerekiyor hocam. Tam da benim istediğim noktaya geldi. Ben de size bunu sormak istiyordum. Uh-huh. Şimdi Pep Guardiola Barcelona'da çok büyük bütçelerle yüzü kaleye dönük, yüzü taca dönük, yüzü rakip kaleye dönük her şekilde oynayabilen futbolcularla başarılı oldu. Bayern Münih de keza öyle. Manchester City de öyle. Şimdi getirin Türkiye'deki koşullarda Pep Guardiola yola aklındaki sistemi ya da kıvrak zekasını sahaya uygulayabilir mi? Bir teknik direktörlük performansı gösterebilir mi? Bu açıdan değerlendirir miyiz durumu hocam? Ya şimdi şöyle tabii, yani örnek geldiği yer neresi mesela? Örnek söylüyorum. Türkiye Ligi'nde geldi sıradan bir takıma, ekonomik anlamda sıkıntılı, oyuncu kadrosu olarak sıkıntılı. Hocanın düşünceleri ne kadar büyük olsa bile uygulayacak sonuçta oyuncular. Artı performans alabilmesi için ekonomik desteğinin de olması lazım. Yani şöyle söylemek lazım. Pep Guardiola falan çok büyük hocalar bu. Yani büyük, çok büyük takımlarda çalışmış hocalar. Ama liglerin farklılığına göre konuştuğumuz zaman, ya Türkiye Ligi'nde çalışmak zaten çok zor. Bir de böyle bir gerçek var. Yani bu örnek çok doğru bir örnek değil gibi geliyor bana. Bu sorunun cevabını vermek için. Sordum biliyor musunuz hocam? Şimdi Torrent nasıl olur da Pep Guardiola'nın ekibinde çalıştı. İşte 8 tane kupa kazandı. Pep Guardiola ile birlikte Barcelona, Bayern Münih sonrasında City. İşte Galatasaray'da yaptıkları ortada. Bu nasıl Pep Guardiola ile birlikte çalışmış, başarılı elde etmiş diyorlar hocam. Ama Torrent'in de gelip gördüğü manzarayı da iyi tespit etmek lazım. Bu açıdan bir değerlendirme yapmanızı rica ediyorum. Böyle bir karşılaştırma yapmak, hani orada başarılı olduysa gelip burada uçurmalı takımı şeklinde bir mukayeseyle sonuca varabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Sevgili Özgür Sancar, bu da son derece sakıncalı. Neden? Şöyle. Tamam, kesinlikle büyük bir bilgisi vardır. Doğru mu? Doğru. Ama bir Türkiye'deki futbol iklimi çok farklı değil mi? Evet. Yani burada 3 puanı almadığın sürece devamlı sorgulanıyorsun. Galatasaray'da, Fener'de de olsan dahi. Bir sistem oturtmak, bilgilerini aktarmak hangi oyuncu grubuna göre doğru? Galatasaray oyuncu grubu buna hazır mı? Veya o oyuncular bunlar mı? Şimdi bizde kolayı var zaten. En kolay şey geldi. Galibiyet yok. Başarısız. Yani Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış bir insan. Bilgi açısından, fikir açısından, yani Pep'le bir şeyler paylaşmış bir insan alt seviyede olabilir mi? Kesinlikle olmaz değil mi? Ama işte Galatasaray gibi bir kulübe geldiğiniz zaman insanlar hemen şunu istiyor. Bir de Fatih Hoca'nın arkasına gelmesi zaten çok büyük bir dezavantaj. Hı hı, hı. Bir de öyle bir şey var. Doğru. Yani şimdi Galatasaray taraftarı Fatih Hoca'yı gördükten sonra Torrent'ten mutlaka başarı istiyor. Bu da ne 3 puan? Ya işte biz pas oyunu oynayacağız. İşte şöyle oynayacağız, topa sahip olacağız. Benim oyun felsefem bu. Yani nerede oyun felsefe? Yok. Hocam ben yani onu diyorum. Oldu? Onu diyorum. Ya? Yani böyle kurumsallaşma, işte bizim ideal oyun anlayışımızı yerleştirelim. Bunu yapana kadar da puan kayıpları olur, mağlubiyet de olur, galibiyet de alamayız diyemezsiniz. Bir Türkiye gerçeği var. Kesinlikle. Ben Torrent'le ilgili şunu söylemiştim. Bu Torrent Galatasaray'a gelmeden önce nasıl bir manzarayla karşılaşacağını biliyor. Anlattılar çünkü. Kendisi de bir basın toplantısına çıktı. Dedi ki hocam ben biliyordum zaten. Galatasaray'ı takip ettim. Neyle karşılaşacağımı, kulübün hangi gereksinimlerine sahip olduğunu bilerek geldim dedi. Bilerek geldin ama gereğini yapmadın bugüne kadar. Tabii.
Çok ideal bir futbol anlayışıyla yürümeye çalışıyor. 83. dakikaya kadar iyi oynadı. Dominant olan taraftı Trabzonspor maçında. 83'te Trabzonspor var gücüyle bastırıyor. Hala birinci bölgeden kısa paslarla çıkmaya çalışıyor. Yani burada pratik bir aktın böyle lisanı münasiple ona şunu söylemesi lazım. Böyle olmaz. Çok daha pratik bir biçimde çıkalım, uzun top çıkalım, zamanı oynayalım, bir şekilde bunu koruyalım demesi lazım. Böyle bir sorunu var Torrent'in bence hocam. Sen ister Torrent ol, ismi ne olursa olsun, mutlaka 3 puanı alman gerekiyor. Yoksa yani zaten sorgulanırsın, ki büyük camialarda hemen sorgulanır. Çünkü her ne kadar krediyle gelmiş olsan bile kazanamıyorsun. Artık insanlar senin ya topa sahip olma, bırak sen topa sahip olma diyor insanlar. Biz geçiş oynayalım. Nasıl Galatasaray Avrupa'da iyi savunma yaparak, alanı daraltarak, oyuncular birbirine yakın olarak istediğini elde etti. Doğru değil mi? Doğru. Bırak biz öyle oynayalım. Evet. Ya bırak göze hoş gelen futbolu geçtik. Takım altta bugün Göztepe ile oynuyor. Sen diyebiliyor musun Göztepe maçını Galatasaray kesin kazanır? Hiçbir Galatasaray hiçbir maçı kesin yani, kazanır diyemiyor hocam. Ki yani, kaybettiğim vakit işte Göztepe ne yapıyor? Göztepe 27 puanda üstüne çıkıyor Galatasaray. Tam zaten 45. dakika tribünler başlıyor yuğlamaya. Bir kişi iki kişi fark etmez tepkisini göstermeye başlıyor. Sen yönetim olarak yeni gelmişsin. Tutunacağın bir tane Avrupa Ligi kalmış elinde. Ya sen bırak, örnek yine ağzıma geldiği için söylüyorum. Yani bırak pas oyununu. Ya oyun ne gerektiriyorsa oyna. Alanya'ya karşı 10 kişi yakalamıştın. Duran top mu? Duran toptan al. Evet. Bir galip geldi. Takım tekrar bir özgüvenle oynasın. Mart ayında bir tane çok önemli maç var. Yani şunu söylemem lazım. Torrent buraya gelirken Galatasaray'ın durumunu analiz etse de 20 tane kasette izlese, burada Türkiye'deki futbol iklimi çok farklı. Burada galip geleceksin. Doğru. Özellikle büyük camiaya geldiysen sorgulanmaman için, rahat hareket edebilmen için, kafandaki daha sonraki oyun felsefesini burada oturtman için galip gelmen lazım. Galip gelemezsen sorgulanacaksın. Bu bir gerçek. %100. Bugünkü maça bir gerçek var. Doğru hocam. Yani sen geçiş için elinde bir veri olması lazım. O da nedir? Galip geleceksin. Bir istikrarı oturtturacaksın. Ondan sonra yavaş yavaş yeni oyuncu mu alırsın? Oyuncuların geldiğini değiştirirsin. Pas oyunu oynayacak oyuncularla mı oynarsın? Sistemimi değiştirirsin, taktiğimi değiştirirsin. Bütün bunları yapabilmen için ya kendinin kuvvetli olması lazım. Şu anda sorgulanıyorsun. %100. Belki bugün kaybetsen gideceksin. Öyle. Ne diyorsunuz bugünkü maç hocam? Çok zor maç. Yani bugün 5-3-2'yi veya 3-5-2'yi Türkiye'de ilk uygulayan takımlardan biri. Devamlı rahatsız eden bir takım. Ve çok ciddi anlamda geçiş oyunu oynayan bir Göztepe Spor var. Hı hı. Kendi sahasında oynayacak. Full tribünde oynayacak. Galatasaray'ın işi zor. Evet. Adamlar da düşmeme durumunda. Kazanmak isteyecekler. Bazen çok dengesiz saldırıyorlar. Arkada geniş alanlar bırakıyorlar. Kabul. Ama Galatasaray'ın biraz dirayetli, biraz ne yaptığını bilen, biraz daha kontrollü oynayıp bu maçları kazanması lazım. Peki. Tamam, ben de kabul ediyorum Galatasaray düşmez. Galatasaray'ın düşmesini kimse istemez ama bir de futbolun gerçekleri var. Bu gerçeklerden bağımsız düşünemezsiniz tabii. Tabii kesinlikle yani. Bir de böyle bir gerçek var. Bugün hiçbir Galatasaraylı diyemiyor yani. Biz 8'de Göztepe maçını kesin kazanırız diyemiyor. Hocam. Bir de oyun istikrarı yakalayamıyor Galatasaray. Evet. Neden böyle? Ya oyun istikrarı yok. Bir 45 dakika çok iyi oynamışsın Trabzonspor'a. Aynı anda ikinci 45 dakikayı geri çekiliyorsun. Ertesi hafta gidiyor Alanya'ya, ikinci yarısını maçın 10 kişi rakip 10 kişi oynarken mahkum oynuyor. İşte oyun istikrarı yok. Standardı yok, evet. Bazen de oyuncu istikrarı da olmuyor. Ya bir 11'i tutturamadı Torrent. 6 haftalık süre belki kabul ama gelmeden de izledi. Oyuncuları doğru pozisyonda koyabilir. Ya Galatasaray tat vermiyor. Yani Avrupa'da oynanan oyun eleştirilse bile bence doğru oyundu. O Avrupa'ya özgü oyun oydu.
bence. Evet. Yani bırakın topa sahip olmayı. Çok iyi bir alan daraltıp bir geçiş oyunu ve lider çıktı. Yani Galatasaray'ın sanki oyunu bu gibiydi ama onda bir devamlılık sağlanamadı. O oyun ya işte Galatasaray Türkiye Ligi'nde böyle mi oynar? Ya bazen oynar, niye oynamadı? Tabii oynar. Büyük takımlar oynuyor yani. Doğru. Bugün hocam, Bayern takımı yeri geldiği zaman savunma yapıyor yani, geçiş oyunu. Haklısınız. Ben Fenerbahçe ile ilgili size soru sormak istiyorum ama Atatürk için ara vermek durumundayız. Eğer vaktiniz varsa 2 dakika içinde tekrar bağlantı kuralım tabii, hocam. Tabii, olur tabii, mu? Bekliyorum. Az bekliyorum, sonra birlikteyiz. Tamam. Sayın değerli dinleyiciler, az Ateş'e gideceğiz. Sayın Abdullah Ercan Ateş'in hemen ardından bir kez daha bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz Trabzonspor'un formasını başarıyla giydi. Sonrasında Fenerbahçe ve 2003-2004 yıllarında da Galatasaray'da oynamıştı futbolculuğunda. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Söyleşimize devam ediyoruz. Teknik direktör Sayın Abdullah Ercan bir kez daha bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Hocam Fenerbahçe'yi soracağım size ama Galatasaraylı bir takipçimiz Mehmet Kaya size özellikle şunu sormuş. Galatasaray'ın kiralık olarak aldığı kaleci Iyaki Peña topları iyi kullanıyor. Ayağıyla iyi top atıyor. Ayak tekniği doğru kuruyor oyunu bence. Çift forvet oynarsa eğer Galatasaray, ki muhtemelen Mustafa Muhammed ve Gomis'in birlikte oynamasını kastediyor, onlara atacağı uzun toplarla Galatasaray Göztepe karşısında baskı kurabilir mi diyor. Yani Galatasaray'ın kalecisinin oyun kurmayla çift forvet oynamasının yani nasıl bağdaştı ben anlamadım. Yani burada şey mantığı, yani kaleci zaten 60 metreye 70 metreye nokta atışlar yapıyor. Şişirir geriden. Kendine gelen topları Mustafa Muhammed'de, Gomis'te buluşturur. Onlar da alır giderler. Öyle. Ha, bir oyun taktiği olarak. Evet. Yani bunu maçın genelinde oynamak mümkün, bu taktikle değil. Oynamak mümkün değil ama bir süre, yani 10 dakika maçın sonlarında skora göre oynanır mı? Oynanabilir. İşte gerideyseniz hamle yapmak ya da risk alma ihtiyacınız yani, varsa değil mi hocam? Yani uzun pas, dönem pas oynanabilir. Onun için çift forvet koymak gerekir mi? Tabii gerekir. İşte biraz daha orta saha oyuncularını hücuma yaklaştırdığınız zaman, hem oradan seken topları biraz da merkezi sıkıştırdığınız zaman, şuna katılıyorum sorduğu soruya, kalecinin ayağı iyi mi? İyi. Neden? Çünkü genellikle İspanyol kalecilerin yetiştirilirken ayak tekniğine çok önem veriyorlar İspanya milli takımından dolayı. Çünkü onlar kaleciyi bir kaleciden çok oyuncu olarak gördükleri için çok sıkıştıkları zaman kalecinin ayak tekniğini kullanmak için kaleciden de faydalanıyorlar. Yani İspanyol kaleciler günümüzde ayak tekniği konusunda en önde kaleciler. Ha, bu açıdan soruyorsa kullanılabilen, neden kullanılmasın? Yani küçük bir detay bile maçın neticesinde etkili oluyor günümüzde. Doğru. Sayın Abdullah Ercan'la sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Diego Rossi'nin sözleşmesi 4 yıl uzadı. Futbolcunun sözleşmesinin 4 yıl uzaması opsiyonunun kullanılması şartına bağlıdır deniyor aynı zamanda. 2021-2022 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmış. Doğru bir karar mı hocam? Nasıl buluyorsunuz Diego Rossi'yi? Ya valla çok gerekli mi bilmiyorum, o tartışılır yani. Çok elzem bir, belki şeyden dolayı, opsiyon hakkını kullanmadan dolayı mı oluyor öyle? Herhalde o yüzden dolayı, ama yani bu kadroda yani olsa mı, yani çok bilmiyorum, ben çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Anladım. Fenerbahçe genç oyuncularını oynattı. Arda Güler, Çağatay, evet. Kurukalp. Ama bir taraftan da Burak Kapacak var hocam. Geçen sene 1. Lig'in en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Kenarda çok başarılı, defansif özelliği var. Bordo ile anlaştı. Fenerbahçe tabii haklı olarak böyle bir oyuncuyu almak istedi. Devreye girdi. İstanbul'da Bordo için sağlık kontrolünden geçerken, PCR testleri için prosedürleri yaparken Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ama hiç göremedik biz Burak Kapacak'ı. Ya vallahi aslında geçen sene PTT Ligi'nin en iyi oyuncuları, daha doğrusu en iyi kenar oyuncularından bir tanesiydi. Evet. Çok ciddi performans sergiledi. Yurt içinden ve yurt dışından ciddi tekliflerin olduğunu ben biliyorum. Evet. Ama bu sene Parera da hiç kullanmadı. Yani İsmail Hoca da yani bir Çağatay kadar, bir Arda kadar güvenilir ilk 11'de yer vermedi ve
85'lerde zannedersem oyunu aldı. Öyle oldu. Hocam sizin öyle... milli takımlardan öğrenciniz oldu mu Burak Kapacak? Milli yok, takım... yok. Gidişimini takip ediyorum. Çünkü çok ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyordum ama yani Arda ile Çağatay yokken bu adam PTT Ligi'nde oynuyordu ya. Yani şimdi bir de böyle bir gerçek var. Tabii bir de Fenerbahçe'nin durumu var. Yani buradan oraya bağlamak lazım. Sezon başından beri bir sürü sorunlarla uğraşan teknik direktör konusu sorunlu, oyun konusu sorunlu, ilk 11 konusu sorunlu. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu şu anda 5. sırada zannedersem, bu kadar kötü bir kadro kesinlikle değil. Ama oynanacak oyuna karar verilmedi. Çok soru işaretli geçti Fenerbahçe için. Hala da bunun sorunlarını yaşıyor. Dünkü Hatay maçında da Hatay'ın pozisyonu var 2-3 tane sevgili Özgür Sancar. Yani geçiş oyunundan, geçiş oyunundan yakaladığı. Doğru kestim, sözünüzü kestim ama onu sormak istiyorum izninizle. Slavia Prag maçında Fenerbahçe çok pozisyon yedi. Rakip işte kenarları iyi kullanıp kompakt olmaya çalışıyor. Bir takım oyunu oynuyor ama Hatay Spor maçı skoru dışarıda tutarsak çok da farklı olmadı Slavia Prag maçı. Çok pozisyon verdi yine. Hatay Spor'da son vuruş noktasında beceri sağlanamadığı için belki skora etki etmedi. Yani doğru, %100 katılıyorum. Tamam, güzel. Arda'yı oynat, Çağatay'ı oynat. Bunlar güzel. İşte Serdar Dursun girsin, iki tane gol atsın. İşte taraftar alkışlasın. Bunlar güzel. Ama diğer taraftan dön. Slavia Prag rövanş maçı öncesi sen durumu değiştirebildin mi oyun açısından? Hangi seviyede? Yok, oyunda hiçbir değişiklik yok. Yani işte biraz koşu kalitelerinden falan bahsediliyor. Rotasyon yaptı falan ama oyunda Fenerbahçe lehine hiçbir değişiklik yok. Yine arkaya, araya bir sürü pozisyon yedi Fenerbahçe. Kaleci Altay iyi kurtarışlar yapmasa Fenerbahçe 2-0 aynı anda geriye düşebilirdi. Tabii Arda'nın oynaması, Çağatay'ın oynaması kabul. Fenerbahçe adına en sevindirici şeyler. Ya orada da küçük bir eleştirim olacak. Maç seçimi doğru ama süre konusunda bence çok doğru bir süre değil. Süreden kastınız mıydı hocam? Yani oyuncular oynamış, bunu eleştirmeyelim falan diyeceksin ama şöyle bakmak lazım. Çağatay'ın zannediyorum ilk resmi maçı. Evet. Daha önce 19'da oynuyordu. Keza Arda da uzun süre sonra bir Slavia Prag maçında 20 dakika girdi. Acaba oyuncuları ilk 11'de başlatmaktansa oyunun neticesine ve durumuna göre oyuna dahil etmek, özellikle bu genç oyuncuların gelişimi için sanki tam daha doğru bir hamle gibi geliyor bana. Neden diye sorarsan şöyle, çünkü Fenerbahçe kazanamıyor. Tamam, taraftar az geliyor ama herkeste bir baskı var. Acaba Hatay o iki golü atsaydı, Fenerbahçe taraftarları biraz tepki göstermeye başlasaydı, bu oyuncuların saha içindeki performansı daha düşer miydi? Onun için ben diyorum ki oyuncuları, genç oyuncuları, İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum. Bir kere orada hakkını vermem lazım. Ama maç seçimi de bence doğru. Ama süre konusunda, yani bu oyuncu ilk 11 doyup çıkması mı daha mantıklı? Yoksa rahat bir oyuna girip 90 dakikayı bitirmesi mi daha mantıklı? Çünkü İsmail Hoca benim sol bekim yok, mecburiyetten şeyi oynatıyorum diyordu. Ferdi oynatıyorum diyordu. Mesela demek ki sol beki varmış. Çağatay'a güvenip oynatabiliyor. Evet. Yani çok anlamsız bir eleştiri oldu ama ben genç oyuncuların gelişimi, çünkü Arda çok genç bir oyuncu. Siz hangisini tercih ederdiniz? Hangi yöntemi tercih ederdiniz hocam? Süre vallahi konusunda. Ben skoru almış, rahat bir oyunda genç oyuncuların kullanılmasını daha mantıklı buluyorum. Çünkü o zaman yapmak istediklerini daha iyi yapıyor, daha özgüvenli oynuyor. Sanki orası daha mantıklı geliyor. Ama bak şunu söyleyeyim sevgili Özgür, bir kere hocayı tebrik etmek lazım. İki tane genç, pırıl pırıl genç oyuncu oynatıyor ki bence Arda'nın daha da çok süre alması gerekiyor bundan sonra. Ben o bölümünde de varım. Sadece buna küçük bir eleştiri getirebilirim bu konuya. Ama çok da önemli değil tabii. Elk abi çok net, buyurun hocam. Şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de değişen bir şey yok. Onu da söyleyeyim. 2 hafta 6 puan var ama
oyunsal anlamda çok fazla bir değişiklik olduğunu söyleyemem. Hı-hı. Oyun çok tatmin etmiyor. Doğru. Zaten iki tane penaltıdan atılan gol var. Geçen hafta Rize maçının da özellikle Rize takımı sezon başından beri uyguladığı disiplinli oyundan vazgeçince, alanlar genişleyince tam Fenerbahçe oyuncu profiline uygun bir oyun oldu. Doğru. Giresun maçı değil mi hocam? Oldu. Giresun maçı tabii, geçen. Özellikle ikinci devre. Fener'in attığı tam geniş alana çıktı Fener. Fener'in en büyük sorunu zaten set hücumu yapamamak. Fener'e biraz kapanan takım veya ikinci bölgede oyunu karşılayan takım hızlı çıkışlarla Fener'e çok büyük sorunlar yaratıyor. Çünkü Fenerbahçe set hücumunu oynayabilen bir takım değil. Ha, bu kadar yetenekli oyuncu var, neden oynanmaz işte bilmiyorum. Parede dönemi de oynayamıyor. Evet. Yani böyle bir Fenerbahçe analizi yapayım. Artı şunu da bağlayayım. Belki sormazsın, fikrimi söyleyeyim. Estağfurullah. Perşembe günkü maç için çok zor bir maç. Slavia Prag rövanş için söylüyorum. Sadece UEFA'nın bu deplasmanda atılan golü kaldırması gol avantajı yok artık. Yani Fenerbahçe eğer buradan bir avantaj yakalayabilirse buradan yakalayabilir. Yani Fenerbahçe o deplasmanda gol atabilirse en azından maçı uzatmaya götürecek bir skor yakalayabilir. Anladım. Bir böyle bir küçük bir avantajı var yani. Tabii ama 3-2 kazanmış bir takım. Kendi sahasında 50-60 maçtır kaybetmeyen, çok tempolu oynayan bir rakip var. Tabii Fenerbahçe'nin işi zor, onu da söylemek lazım. Sayın Abdullah Ercan fikirlerini sizlerle paylaştı. Hocam çok teşekkür ederim bize katıldığınız için. Ne demek, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kendine iyi bak. Sağ olun, siz de öyle. Tekrar görüşürüz. Değerli dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarın tam aynı saatte 15'te birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kupon Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.